Ben bir şeyin sonunu beklemem. Başından bellidir. Ne yaptı bu iş çocuğuma? Ne yaptı? Pişmanım. Nişanlıya çıkınca gerçekler ortaya çıktı. Sabaha doğru da itiraflar gelmeye başladı. Sondan söyleyeceğimi baştan söyleyeyim. Herkes tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yardıma. Efendim aileni buldum. Her şey sizin sayenizde oldu. Mucizesiniz. Öldürülen bir anne. İki kız kardeş bu cinayetten hep erkek kardeşlerini suçladılar. Ya abim aldı öldürdü ya da abimin alacakları yaptı. Oğlumdan korkuyorum, başka kimseden korkmuyorum dedim. Ne zaman ölürüm onu da bilmiyorum dedi. Yalan dolandırıyor, açıklıyorum ben. Her zaman bundan korkardı, açığını söyleyeyim. Ben oğlan yüzünden ya öldürüleceğim ya öleceğim. Düşlerimiz de her zaman parayla geliyordu. Olayların öznesi evlat. Yani bu kadından yine bir para istemeye gelmiş birisi. Paranın öznesi sensin. Anneciğim varsa 100 lira daha ver. Annem de çıkarttı getir. Son söz. Konuşmayı duyan Selahattin Bey ne diyordu? Oğlumsan oğlumsun ya da oğlumsa oğlum. Nedir? İçine dışına temizliğe bu. Sen ne konuşuyorsun ya? Ya bir dakika ya. Yani para diyor da. Sen niye yalan söylüyorsun? Sen buradayım. Ben daha anamın imeğinde altın görmedim. Sen alıyormuşsun ya. Ben alıyorum. 2 çeyrek, 3 çeyrek. Demek ki bu kadıncağız 2 tane 65 aile için gitmiş yani. Sevim Yıldırım'ın katili kim? Az sonra Müge Anlı'da. 5 ayda karar verip evlendi. Sosyal medyadan tanıştık. 5 ay konuştuk, kaçtık. 1,5 ay sonra altınları da alıp gitti. Yine yanında 420 bin değerinde altınlar da götürmüş. Endişe ve soru işaretleri. O niye üvey babasının yanına gitti? Anlam eremiyoruz yani biz ona. Ziyaretleri için kandırıldı mı? Üvey babası eşime dolandırıcılık mı yaptı diye de düşünüyorum yani. Genç kadın annesinin sevgilisinin yanında mı? Kesinlikle ya bir tehdit var ya bir şey var yani bu olayda. Dişli açık alının kaybı. Az sonra Müge Anlı'da. Evladıyla sırra kadem basan bir kadın. Kız kardeşim o eve bırakıp gitmesi için hiçbir sebep yok. Korku, endişe ve şüphe. Kapıya vurmuşlar, camlara vurmuşlar. Canlarından endişe ediyorum. Kuşkuların yöneldiği abi. İsa büyük yemin etmiş, seni keseyim demiş. Abisinden acayip korkardı. İsa'nın dolandırdığı kişiler Cemile'yi tehdit ediyorlarmış. Miras anlaşmazlığı, tehdit ve üfürükçülük iddiaları. İnsanlara tılsım yazıyorlar, tılsım bozuyorlar. Hayatta kaldığından bile şüpheliyim yani. 9 yaşındaki Sultan ve annesi Cemile Karadavut'un kaybı. Az sonra Müge Anlı'da. Hiçbir şey için geç değil. Erteleme bugün başlar. Çok özeliz. Mucizevi canlılarız. İçimizdeki kelebekler hep uçuşsun. Verirsek zorlukların üstesinden geliriz. Yeter ki o yüreğe sahip olalım. Ya dün haberleri gördüm. Doğu'da bayağı kar var. Burada da inanılmaz bir sıcak. Evet. Şu anda da vallahi stüdyoda bir görseniz Ağustos ayında gibiyiz. İnanılmaz bir sıcak değil mi? Dışarısı da çok sıcak. Tişörtleri giydik. Açtırayım mı klimayı biraz ya? Çok hafif. Yani bilmiyorum artık. Leylekler göç etmiyormuş ya. Dün birini izledim Şanlıurfa'dan. Yani bir uzman. Leylekler de bak. Önce bir tanesi gitmemiş, sonra 2 tanesi gitmemiş göçe. Şimdi bu sene 100 küsür tanesi göç etmiyormuş. Ama soyları tükenecekmiş işte böyle. Oo. Yani küresel ısınmadan dolayı dünyanın nasıl değiştiğini anlatıyordu. Çok etkilendim. Leylekler bile göç etmiyormuş. Evet. Kar yağarsa ne yiyecekler burada hiç? Bu sene maalesef kazağımı giyemedim. Ha kar kazan. Kar kazan lime lime oldu. 15 yıldır biliyorsunuz hava durumunu kazandan anlıyoruz. Kar İstanbul'da evet, kar yağıyor. Karın yağış haberini veremedim bir türlü.
İklimler de artık karma karış oldu. İnsanlar nasıl bir sürü değişikliğe uğradıysa, evet ya. İklimler de öyle. Aynen. Havalar da öyle. Demek ki hava da insanoğlunun yaşamını etkiliyor işte böyle. Gayet tabii. Gayet. Yani zaten o iklimlerin ve havanın tesiri insanlara, insanların üzerinde de tezahür ediyor. İnsanlardaki değişiklikler iklim ve hava değişikliğinin tesirinde. İşte hep bahar olunca ne olacak bilmiyorum. Aslında kaçan. Leylekler en güzel örnek değil mi canlı olarak? Ne kadar havadan etkilendikleri ve yaşamlarını, ki leylekler çok düzgün yaşayan, çok muntazam yaşayan hayvanlar. Evet. Yani daha, yakında leyleğini arayan. Daha henüz bu sene leylekler de gelmedi. Aklıma da ne geldi beyefendiyi izlerken bu işlerin uzmanına? Sizin martiniçkalar geldi. Dedim bunlar leylekleri de göremeyecekler. Göç etmiyorlarsa martiniçkalarını nasıl çıkaracaklar? Evet. Siz benim gibi yapın. Martıyı görünce leylek niyetine. Efendim şimdi iki konuğum var. Dertli. Şimdi 28 yaşındaki Cemile Karadavut'u aramak için ablası, eski eşi ve yengesi aramızda. 28 yaşındaki Cemile Karadavut, 9 yaşındaki kızı Sultan'la 12 Mart Salı günü Ankara'dan kayboluyor. Şimdi aile bu kaybı çok şüpheli buluyor. Çünkü Cemile'nin kaçacak bir durumu falan olmadığını söylüyorlar. Şerife Hanım ablası, Şerife Hanım çok üzgün farkındaysanız. Çünkü kız kardeşinin başına erkek kardeşinin ya da onun vasıtasıyla bir iş getirilmiş olabileceğinden endişe ediyor. Önce bir izleyelim, sonra söz vereceğim. Bir evleri varmış. Şimdi Serdal Bey de hem eski eşini hem de kızını aramak için aramızda. Sultan'ı, çocuk 9 yaşında, diyor ki benim karımla tamam biz ayrıyız ama bir problemimiz yoktu. Çocuğu da benden hiç sakınmadı. Bu kadar süre haber vermeden çocuğunu da alıp gitmez. Babadan kalan bir ev varmış. Anladığım kadarıyla ayrılınca Cemile kızıyla beraber orada yaşıyor. Fakat abisi İsa mıydı adı? İsa, evet. Bey de diyor ki evden çık, evden çık. Kadın da çıkmak istemiyor. İşte bu babadan kalan ev yüzünden kızın başına bir iş mi gelmiş olabileceğine inanıyor Şerife Hanım. O yüzden çok üzgün. Aynı zamanda İsa'nın borçluları da Cemile'nin kapısına dayanmışlar, tehdit etmişler. Ya da diyor onlar mı bir iş yaptı? Çok da büyük yemin etmiş İsa. Sen bu evden çıkmazsan ben sana her şeyi yaparım diye. Kötü yolu da düşürmüş olabilir. Canına da bir zarar gelmiş olabilir. Cemile'yi bulalım diyor. Allah yardımcınız olsun öncelikle. Ay Şerifeciğim ya, ben tabii çok üzülüyorum. Buraya gelen konukların böyle ilk geldiklerinde o kadar böyle karalar bağlama lafı da ne kadar doğru. Yani sadece baş bağlama kıyafeti olarak değil, görmüyorum tabii. Ben bunu, kıyafeti değil. O bir enerji oluyor ya, inşallah buluruz kardeşini de. Abi. Yüzün güler. Abi. Bir önce izleyelim, tanıyanlar şurada diyen birisi de olursa çok mutlu olacağız. Kayıp anne kız. Canlarından endişe ediyorum. Tehdit iddiaları. O evde bizi yaşatmayacağını, Cemile'yi yaşatmayacağını bize tehdit ediyordu. Şüphelerin yöneldiği abi. İsa büyük yemin etmiş, seni keseyim demiş. Cemile Karadavut ve 9 yaşındaki kızı Sultan nerede? 1,5 yıl evvel eşinden ayrılan ve kızıyla beraber yaşamaya başlayan 28 yaşındaki Cemile Karadavut, 12 Mart Salı günü 9 yaşındaki kızı Sultan'la beraber Ankara Yeni Mahalle'den kayıplara karıştı. Kız kardeşim Cemile ve kızı Sultan Şentürk 12 Mart'tan bu tarafa kayıp. Canlarından endişe ediyorum. Eşinden yıllar önce ayrıldı ve annemin babamın bıraktıkları evde kızıyla beraber o evde yaşıyor ve o evi bırakıp gitmesi için hiçbir sebep yok. Her şeye kanıyor, her şeyden korkuyor, endişe ediyor. Bir süredir Cemile Karadavut abisi tarafından tehdit ediliyordu iddiaya göre. Nedeni ise Cemile Karadavut'un kızıyla tek yaşadığı babasından miras kalan evdi. Bir kardeşim daha var İsa. Çeşitli suçlardan cezaevine girip çıkıyor. Para istiyordu evi devrini vermek için. Evi size yar etmeyeceğim diye bize tehdit ediyordu. Cemile'yi oraya sığdırmayacağını, gerekiyorsa Cemile'yi kötü yola düşeceğini, benim karşıma geçip güleceğini dahi söylüyordu. Tehdit mesajları da var, sesli mesajları da var. İddia o ki bahsi geçen abi sevgilisiyle beraber üfürükçülük yapıyor, dini duyguları istismar ediyordu. İsa şu an kendinden yaşça büyük Filiz adında bir kadınla yaşıyor. Biri medyumluk yapıyor, diğeri hocalık yapıyor. İnsanlara tılsım yazıyorlar. Güya üç harflerle uğraşıyorlar. Onlardan haber getiriyorlar, götürüyorlar. İsa'nın dolandırdığı birileri Cemile'nin eve gelmiş, Cemile'yi tehdit etmişler. Kapıya vurmuşlar, camlara vurmuşlar. Bunu size kim anlattı? Cemile anlattı. Abla dedi birileri geliyor arabayla, İsa nerede? Paramı versin, benim karımı nasıl dolandırıyor diyerek.
Cemile'ye gelmişler. Şerife Balcı kız kardeşi Cemile Karadavut'un habersizce çekip gitmesinin imkan dahilinde olmadığını belirtiyor. Kız kardeşim evini habersiz terk edecek birisi değildi. En azından beni habersiz bırakmazdı. Bir şekilde yani söylerdi. Karşı komşusuna her şeyi söylüyordu. Cemile'nin ağzında yarım mercimek ıslanmazdı. Muhakkak birine bir şey söylerdi. Korkuyorum, küçük bebeği var. Benim kız kardeşimin ve yeğenimin başına ne geldi? Yardım edin. Şerife Balcı kadar endişeli biri daha vardı ki o da Cemile Karadavut'un çocuğunun babası olan eski eşi Serdal Şentürk'tü. Ben Cemile ile Sultan küçük yaşta ayrıldım. Sultan'la alakamı kesmedim. Görüşüyordum her zaman. Cemile şimdiye kadar benden kızı da kaçırmadı. Habersiz gitmesi için bir sebep de yok. Kendi babası evinde oturuyor. Ben 12 Mart'tan beri kızımın sesini duymuyorum. Canından da telaş ediyorum. Öldü mü, kaldı mı, kesip attılar mı? Hiçbir bilgim yok. Büyük endişe yaşayan eski eş Serdal Şentürk'ün şüphe duyduğu isim aynıydı. Cemile'nin bir abisi vardı. Zamanında bunlar ev için tartışmışlar, dövüşmüşler, kayboluk olmuşlar. Cemile bir Allah'tan korkar, bir İsa abisinden korkar. İsa büyük yemin etmiş, seni keseyim demiş. Abisinden acayip korkardı. Hocalık vaadiyle insanları da kandırıyormuş. Cemile'nin evinin adresini veriyormuş. Gelsinler gitsinler, rahatsız etsinler de evden çıksın diye. Ben bu yüzden işte eski eşimin kızımın başına bir şey gelmesinden endişeleniyorum. Hayatta kaldığından bile şüpheliyim yani. Kardeşim bu kadar tehlikeli biri mi Şerife? İsa kardeşi. Aslında kendine zarar veriyordu ama demek ki bize bu kadar ağır şeyler söylediğine göre demek ki tehlikeli. Konuştun mu peki Cemile kaybolduktan sonra, aradın mı? Bir kere görüştüm. Zamanında hapse girmeden önce annemin üstüne kendi arabasını vermiş. Hı. O araba annemin üzerindeyken arabanın motoru yanmış. Annemle babam da bunu şeye koymuş. Ne diyorlar? Arabayı park ettikleri yere. 16 senedir, 2016'dan beri oradalarmış araba. Benden borcunu istediler. Cemile'nin maaşına el konulmasın diye. Gittik eşimle razı olsun Allah. Borcu ödedik. Bu da var şahit. Faturaları da var. Annemin üzerine gözüktüğü için bunların hani çocuğun... Ondan bahsetmiyorum. Yani Cemile kaybolduktan sonra İsa'yı aradın mı? Aradım bir kere. Sordun mu nerede hani Cemile biliyor musun diye? Ha yok, o zaman aramadım. Aramadım. Peki ondan şüpheleniyorsunuz ya, buraya gelmeden önce bir İsa'yı aramadınız mı? İsa bak kardeşin yok, sen de gel beraber arayalım falan. Aramadım. İşin gerçeği çünkü daha kötüye çıkacak, ortadan kaybolacak. Çünkü ben bulamıyorum, zaten ortada yok. Hangi suçtan girdi cezaevine? Onu da bilmiyorum. Çeşitli bir sürü suçları varmış. Hiç konuşmuyor musunuz siz? En son hayır. En son amcamla konuşmuş. Ablama söyle evden hissemi vereyim, bana para versin. Ben çekip gideyim, tamamen kaybolayım. Ama daha öncesinde de bu araba konusunda kayboldum gittim, ben yokum. Ne? Batum'dayım. Ülke dışındayım. Öyle diyerek konuşuyordu. Bütün vekaletimi Filiz'ime verdim. Her şeyim, genel vekaletim onda. Siz hiçbir şey alamazsınız. Düşün, biz o kadar bilmiyoruz ya sizin aile işleriniz. Benim anladığım kadarıyla İsa biraz ayrı kutu gibi evde yani. Konuşmuyorsunuz fazla ailece. Evet. Tamam. Alkol mü alıyor? Ne yapıyor mesela? Var. Nedir? Ha? Alkol da var. Zamanında madde de kullanmış. Tedavi de görmüş. Ha? Zamanında madde, yasaklı madde de kullanmış. Tedavisini de görmüş. 3 gün çalışır, 5 gün gezer, bir gün... Dünya anladım. Umurunda Marta değil o adamın. Yani. Evli mi? Yok. Ulan ben... Dul. Ayrılıyor. Ben boşandıktan sonra... Ya iki tane çocuğu var. Bir daha kimseyle iltibata geçmedim. Ne Cemile'yle iltibata geçti. Üfürükçülük nereden? Aslında hiç besmele çekmesini dahi bilmez. İsa'yla iltibata geçti. Zaten bilse bu işleri yapmaz. Hayatım zaten bilen yapar mı bu işi yani? Yani dinler insanları yapacağı iş mi? Ama sonradan annemle babam vefat ettikten sonra işte öncesinde bu kadınla... birlikte oluyor. Ondan hangi sonra izlediğim kadınla. Ondan sonra bu üfürükçülük şeyler başlıyor. Samsun'da yaşıyorlardı. Hı. Annemle babamın vefatından sonra birdenbire çok maddi açıdan şey oldular. İyi oldular. Evet, hep bütün zaten para işlerini kadın yönetiyordu. Bu da yani bu Filiz diye İsa biriyle beraber oldu, sonra üfürükçülük yapmaya başladı. Evet. Madem parası pulu var, neden hala Cemile'nin oturduğu evinden hakkını istiyor? Kendi üzerine hiçbir şey yok. Üzerine hiçbir şey yatırmıyor. Hani benim üzerimde polisler arıyor, şöyle yapıyor, böyle yapıyor diye. Her şey kadının üzerineydi zaten. Filiz'i de tanımıyor musunuz? Yok mu telefonu falan? Birkaç kere gördüm, var.
E peki aramadınız mı Cemile kaybolunca? Aramadım. Daha önce aradığımda beni benimle ilgili, İsa'yla ilgili beni hiçbir şey ilgilendirmiyor. Beni aramayın. Hatta o bile böyle şey konuştu. Ayrıldık mı dedi? Evet. Benim haberim yok ondan hiçbir yok. O zaman yani İsa'nın bu üfürükçülükle alakası yok. Beraber olduğu kadından dolayı üfürükçülük yapıyor. Yapıyordur yani. Onu da yapıyordur. O paranın tadını aldıktan sonra yani. Hiç kimse bırakmaz peşini. Nelere iyi geliyormuş onun üfürü? Nefesi yani. Ne sevdiği kişiyi geri getirmeye. Büyük paralar. İyi paralar. İsa bir de kolay para kazanmayı bulduysa hiç peşini bırakmaz. Gezmeyi sever, eğlenmeyi sever, para tutmaz. Hiç. Ama bu kadar kardeşine zarar verecek kadar kötü bir adamdan mı bahsediyoruz? Kardeşi bir de yeğeni 9 yaşındaki. Sadece şu kadar söyleyeyim Müge Hanım. Bana hitabını söyleyin. Sen kimsin ki ben annemle babamı saymamış adamım? Sen kimsin ki seni sayarım? Diyor. Ha telefon attığımız demiş. Tamam İsa Karadavut da telefon attığımız demiş. İsa Bey günaydın. 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 Siz Samsun'da mı yaşıyorsunuz? Benim şu an bir şey söyleyebilir miyim? Ne söyleyeyim? Müge Hanım. Her gün sizi izleyen biriyim ben. Yok nerede yaşıyorsunuz? Ankara'da mısınız, Samsun'da mısınız? Şu an Samsun'dayım. Samsun'dasınız. Şimdi bu Cemile ve kızı günlerdir ortada yok ve sizden şüpheleniyor aileniz. Siz en son ne zaman gördünüz Cemile'yi? En son benim altınlarım çaldığımda, ablasıyla beraber benim altınlarım çaldırdığımda muhatap oldum. İsa Bey'im ben sesini hiç anlamıyorum. Siz anlıyor musunuz? Çok kesiliyor gidiyor. İsa Bey biraz açık bir alana doğru yanaşsanız. Şöyle söyleyeyim. İsa Karadavut adına Samsun'dan, şu an bak ben şunu söyleyeyim size. İsa Karadavut adına Samsun'dan İstanbul'a bilet aldım. Ben minik geliyorum. Samsun'a İstanbul'a geliyorsunuz. Bakın biletimi alın. Madem benim o kadar para kazanıyormuşum, üfürükçülük yapıyormuşum ya. Hı. Benim şu anda param yok. Sigara param yok. O yüzden. Tamam, sigaradan bahsetmeyelim sürekli programda. Ne olursunuz Rütük de diyor ki sigaradan bahsedeyim. Yok sizin için söylemiyorum. Yok şey için söylüyorum. Ben de sürekli sigara sağlığa zararlı demek durumundayım. Ben anlatmak istediğimi anlatabildim mi? Anladım. Yani yol paramı alırsanız gelirim. Benim ya şunu anlatmaya çalışıyorsunuz. Cemile'nin kaybına bir alakam yok. Farklı şeyler de konuşacağım zaten. O Şerife çok sinsi bir şeydir. Şerife kaybetmiştir. Cemile mi kaybetmiştir kardeşin diyorsunuz? Şerife kaybetmiştir. Şerife. Neden? Neden? Anasının babasının mezarını yaptırabilmek için güya bilmem nedir şudur budur deyip de ağlayıp çıplak gözleri yaşıp döküp de o kaybetmiştir. Güya bacısını emanet ettiği bir tane bilmem ne kendini pazarlayan bir tane orada bir tane kadın vardı komşusu. Ona emanet edip de o da Cemile'nin üzerine kredi çektirip de Cemile beni de değil yengesini ağlayıp da abi demiyorlar. Üzerine 30 lira kredi çektirdi. Kadın kendi üzerine ehliyet alıyor. Bunun hadi ne oldu? Oraya çıktı timsak. Ben oraya gelmek istiyorum ya. Tükürmek değil de buyurun gelin tabii başımın üzerinde yeriniz var. Peki siz kız kardeşinizin kayıp olduğunu biliyor muydunuz? Hayır. Beni jandarma aradı. Kırıkkale'de. Hatta benim de değil. Eşim aradı. Baktım, ben dedim, bu numarayı nereden buldunuz siz dedim. Benim yani, imam nikahlıyım. Hı. Ya Cemile kayıp. Şerife'ye sorun dedim ona da aynısını. Ha siz de diyorsunuz ki Cemile'nin kaybını çünkü Şerife'ye niye? Sorun. Ha. Aynen, bütün yobazlık o Şerife'de. Şerife var ya Şerife. Şerife kaybetti onu. Bana da uyuşturucu içiyorsun diye beni de şikayet etti bilmem ne yaptı. Benim üstüme de iftiralar atıyor. O Şerife var ya Şerife. Yılanın başı o. O da seni suçluyor abinde. Ben geleyim. Ben çok geleyim oraya. Buyurun gelin. Benim alnım açık. Hemşerim ben görüşmedim. Ben her zaman doğruyu söylerim. Nerede bir senin attığın sesli mesajlar benim telefonumda olduğu gibi duruyor. Nerede hani sen ben seni kötü yola düşüreceğim. Sen var ya sen yılanın başısın. Ben yılanım. Sen var ya sen. Sen çok sinsisin. Benim başımı da yakmaya çalışıyorsun. Ben o yüzden kaçtım senden de. Tabii. Dinliyor musun beni? Ben Serdar, dinliyor musun? Duyuyorum Serdar seni. Abicim, ben şu an ikisinden de şüpheliyim hayatta. Sen bana zamanında demiştin ya, hani
Cemile kadın sığınma evine gittiğinde anneme babama soymadın mı? Bu küçükken işte bir hastalık geçirdi. Benim çocuktan evet. daha çocuk diye. Kendin evet. söylemiştin değil mi? Doğru. Ben zamanında annene babana soyduymuştum, yok demişlerdi. Şu an ben şundan evet, korkuyorum. Ben oraya geleyim mi? Gel abi. Ben benim otobüs biletimi. Ha, benim param yok. Ha, ben şundan korkuyorum. 9 yaşında bir çocuk. Onun yanında, yanındaki var ya yanındaki. Onun yanında daha ondan daha bir çocuk. Cemile'yi biliyorsun. Ben kaç sene evli kaldım, bir otokul şeyini yetemedi bana diplomasını. Hayali bir şey, olmamış bir şey, yaza çize önüne koyar Cemile. Kendin biliyorsun, kayında kardeşin. Sen bana ne dedin? Karakola teslim ettiğinde, koçum çok bile dayandım, ben şu güne kadar çoktan getirdin diye demedin mi? Diyen sen değil misin? İstanbul'da çıktım geldim ta. He, İstanbul'dan mı nereden geldin da. Sen? Ben o gün... Evlenmeyin oğlum dedim, bu çocuktan aklı biraz... yok dedim. Pardon saflığı yani. Var. He? Saflığı var. Saflığı yok. He. Zamanında bu küçükken bir hastalık mı ne geçirmiş abisi dedi. He. Kendi büyümüş ama beni büyümemiş. Abisi bana dedi ki kadın sığınma evine gidince babasına dedim siz bulamazsınız bunu. Sensin dedim. Abisi bana dedi ki dinliyorsa sen hiç soymadın mı dedi. Ne abi dedim soydum dedim. Kardeşim dedi zamanında bu dedi bir hastalık geçirdi. Kendi büyüdü ama aklı benim şu çocuktan çocuk. Niye demedin bana dedim. Seni efendim, gördüm. İyi de sen konuşunca anlamadın mı? Anlamadım. O kadar olsa o kadar yani çok dikkatli. Anlamadım. Diyorsun. Ondan sonra babasına dedim. Düzelesin bunu idare edersiniz. Abiye bak yani. Dedim başta niye demedin? Gelin dedim bunun tedavisi neyse gidelim. Edelim. Ama kimse sallayan olmadı bizi. Kimse gösterişte bir olmadı. Abi. Ha? Gösterişte bir abi. Yani kimse bizi sallamadı, dinlemedi. Çok yalvardım herkese. Tamam son... o zaman İsa Bey ben sizi bekliyorum. Gelin yani etrafta da inşallah hani siz gelene kadar da Cemile ile Sultan'la ilgili de bir bilgi vardır. Abi. Yani Cemile'nin başka bir erkek arkadaşı falan olabilir mi kaçmak? Olabilir hocam o hiç da olabilir. Çünkü yok. Komşusu şey dedi. Yayına bağlanırsa çok mutlu olurum. Şefka evet. komşusu. O benden daha yakın. Ben Hı. gidemiyorum pek ilgilenemiyorum işin gerçeği. O komşusu çok ilgileniyor. Şefka ne diyor ne diyor ne dedi? Binasındaki komşusu Instagram'da birileriyle görüşüyor. Olaya daha hükümlü. Ha. Hatta numarasını da verdik size. Hayır tamam siz söyleyin ne diyor Instagram'da birileriyle görüşüyor. Telefon elinden hiç düşmezdi bunun diyor. Ya, hayatta Bey, telefonu kapatmazdı. Üfürükçülük yapıyor musunuz galiba? Sizin hani sonra karımı falan para alıyor diye Cemile'nin evine dayanmışlar. Evet hırsız diye. Var mı öyle bir şeyler? Evet ben üfürükçülük yapıyorum. Öyle nefesim kuvvetli ki yani kendimi bile uçurabiliyorum. Siz o zaman bir uçun gelin şey İstanbul'a. Uçamıyorum ki yok param yok ki nereye uçayım ablacığım ya. O yüzden amcamı arayıp da ablamın vekaletini evden hisse bir çıksın diye. Ondan sonra kız kayboldu zaten. Ondan sonra sen amcamı arayıp da böyle böyle deyip söyleyince kız kayboldu. Senin tehdit mesajların, sesli mesajların da olduğu gibi duruyor. Cemile'ye attıklarında yaptığın hakaretlerde bana attıklarında karşıma geçip gülecektin ya geçip gülebilirsin. İsa Bey siz öldüreceğim dediniz mi Cemile'yi? Nasıl? Öldüreceğim dediğinizi söylüyorlar. Seni öldüreceğim bu evden çıkmazsan. Cemile hayattadır. Cemile yaşıyordur. Bence de inşallah. İnşallah. Ben geldiğimde Ankara'ya bundan hiçbir haberi yok. Ben uzaktan izledim. Cemile'nin parasını çekip karşı komşusu dediği üzerine yatan ayrı o küçük sultanla beraber. Hatta sultan beni gördü. Kayıtlarına bakabilirsiniz oradaki postanenin güvenlik kamera kayıtlarına. Bundan 3 ay önce. Dur bakalım o zaman bir fotoğrafını gösteririm inşallah buradadır diyen birisi çıkar ama bu kadar dediğiniz gibi eğer hani safsa aynen. Tabii Instagram'dan da kime gittiği. Çünkü Şefika komşusu gerek hayatta var. Telefonunu bırakmaz elinden hayatta düşünmez hayatta kapatmaz diyordu. Telefonu da kapatır. Birini arayacak konuşacak. Yani. Tamam bakalım bir gösterdik şimdi bilmiyorum. İsa Bey'le de konuşalım. İsa Bey de benimle alakası yok beni de aradılar ya ben kardeşime ne yapayım ki diyor. İnşallah onunla alakalı çıkmasın zaten. Biz bulalım Cemile ve Sultan'ı. Şimdi bir kaybım daha var onu da göstereyim. Bu da çok enteresan geldi ya. 1,5 aylık gelini arıyoruz. 1,5 aylık gelin. Damat hangisisiniz Emre ile Yunus? Yunus. Yunus. Emre ile Yunus'a bakar mısınız? Emre ile Yunus aynı yumurta ikizleri.
Yunus damat olan Emre de onun ikiz kardeşi, ona destek vermek için geldi. Yanlarında da Yunus'un kayınvalidesi var. Sibel Hanım hoş geldiniz siz de. O da bizim aradığımız gelinin annesi. 1,5 aylık derken yani abartmıyorum, 49 günlük gelinken 420 bin lira değerindeki o düğünde takılan şeyleri de takıları da alarak evden ayrılmış. O boynundaki şey mi? Evet, zinciri. Zincir. O 420 bin lira mı? Hepsi. Yok, bilezikleri falan var, hepsi. Eskiden çok modaydı o şeyler. Demek hala satılıyor, evet. Güzel de duruyor. O kolye, bir de neyi aldı? 6 tane bilezik. 6 tane bilezik, bir de alyans, kolye. Alyans, işte yüzükler, küpeler. Onları alarak gittiğini iddia ediyor. Hem çiçeği burnunda damat, hem de annesi. Peki nereye gitmiş derseniz, üvey babasına gitmiş. Üvey baba da annenin, yani Sibel Hanım'ın aslında resmi nikahlı değil, biz beraber yaşadığı sevgilisi, onun yanına gitmiş. Şimdi Sibel Hanım diyor ki, niye gitsin ki onun yanına? Damat diyor ki, ne alaka üvey babanın yanına gitmiş? Biz çok mutluyduk, 1,5 aylık evliyiz. Ben dolandırıldım mı, yoksa karım tehdit mi ediliyor? Şu an hiçbir şey bilemiyorlar, böylece gelmişler buraya. Ya bir şey söyleyeceğim, sizin bu sevginizle Dicle arasında bir yakınlık olabilir mi? Sevgililik öyle falan gibi, ben baştan sorayım da yekten. Evet, öyle bir şey olduğunu sanmıyorum. Sadece ben Mehmet Güzel'le, yani beraber yaşadığım kişiyle sorun yaşadım. Bundan bir hafta öncesinden ben evden ayrıldım, kızımla da görüşüyordum. Eşine söylemiş, hani annemin yanına gidelim, annemi bulalım gibisinden. Sadece ben 2 gün ben telefonlarımı açmadım. Ben sen bilirsin yani. Senin 12 yıldır beraber olduğun adam. Kızınla aralarında bir şey var mıydı? Hayır, yoktu. 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 Niye o zaman, yani onu baba gibi mi biliyor kızın? Kendi babası hiç ilgilenmediği için benim kızımla, ondan, o da çok iyi davrandığı için. Baba gibi biliyor onu. Baba gibi biliyor ve tamam, onu kendi babasından daha çok seviyordu. Tamam ama niye... Ama ne alaka gene de? Evet. Ne alaka bana göre? Evet. Bir izleyelim de. Çiçeği burnunda taze gelin olan 22 yaşındaki Dicle Açıkalın henüz 1,5 aylık evliyken Antalya'da kayıplara karıştı. Eşim Dicle Açıkalın'la kaçarak evlendik. 1,5 aylık eşim 29 Mart Cuma gününden beri kayıp. İddiaya göre giderken beraberinde 420 bin lira değerindeki altınları da aldı. Sosyal medyadan tanıştık. 5 ay konuştuk. En sonunda ikimiz bir karar aldık. Kaçtık. Ondan sonra resmi nikahımızı kıydık. 7'sinde düğünümüz oldu. Bu şekilde evlendik. Ben eşimi evden işe giderken öpüp de gidiyorum. İşte cuma günü sabah kalktık. Kahvaltı yapmadan ben Sera'nın işine gittim. 10.30 gibi çıktım Sera'dan. Eve su içmeye girdim. Evde Dicle yok. Eve baktım, araştırdım. Yatak odasına girdim. Altınlara baktım. Evin her yerine dedik dedik aradık. Bulamadık. Altınlar da yok. Eşim de yok. Evde hiçbirini bulamadım. Giderken yanında 420 bin değerinde altınlar da götürmüş. Eşi Dicle Açıkalın'ın annesinin ayrıldığı eski sevgilisinin tehdidi altında olduğundan kuşkulanıyordu Yunus Açıkalın. Ama üvey babası sıkıntılar çıkardı. Kızına tehditlerde bulundu. Şu anda üvey babasının yanında olduğunu biliyorum. Hatta bizi tehditte bulundular. Altınlarını alıp kaçmasını üvey babasından, o zorladı, o öğretti diye şüpheleniyorum. Altınları da götürüp üvey babasına verdiğini düşünüyorum. Ben o düğünde taktığım altınları Sera'da domates dikerek, tek tek domates toplayarak kazandım. Onları eşimin üvey babasının yemesini istemiyorum. Üvey babası eşime dolandırıcılık mı yaptı diye de düşünüyorum yani. Dicle Açıkalın'ın annesi Sibel Dökmen'in şüphesi de damadıyla aynıydı. Yollarını ayırdığı sevgilisinin kızını kandırdığını ve baskıyla yanında tuttuğunu düşünüyordu. Ben Mehmet Güzel'le 12 yıldır beraber yaşıyorum. Nikahsız bir birliktelik. Bir haftadır ayrıyım. Tartışmamız oldu. Kızım kaybolduktan sonra üvey babası Mehmet Güzel'in yanında olduğunu telefonla ben kızımla konuşurken arkadan onun sesini duydum. Bize hakaretler, küfürler etti. Acaba işte üvey babası bir tehditte bulundu, işte altınları aldı bir baskı altında, vermeyeceğim deyip o şekilde de tutuyor olabilir. Kızım onun yanında zaten durmaz. Çünkü bana şiddet uyguladığını kızım da biliyordu. Yani kesinlikle ya bir tehdit var ya bir şey var yani bu olayda. Yunus Açıkalın'ın tek yumurta ikizi Emre Açıkalın da yengesi için bugüne kadar her adımda olduğu gibi kardeşine destek vermek için yine yanındaydı. Yunus benim tek yumurta ikizim. Hep beraberdik bu şaşırmada. Askere de beraber gittik. Düğünün ettik. Eşinin de altınlar da alıp gitmesi zorumuza gitti yani. Yengemizden böyle bir şey beklemezdik. Şu anda annesi de bizim yanımızda. O niye üvey babasının yanına gitti? Anlam eremiyoruz yani biz ona. Boşanacaklarsa altınları da getirsin. Herkes yoluna devam etsin yani. Bir tarafta dolandırıldığını düşünen çiçeği burnunda bir damat, diğer tarafta endişeli anne.
Her ikisinin de isteği aynıydı. Bak ben buraya evlilik cüzdanına geldim. Sen 1,5 ayda niye böyle kaçıp gittin? Altınları alıp gidince benim ne düşüneceğimi bekledin. Eğer beni seviyorsan gel burada konuşalım. Anlaşacaksak anlaşalım. Eğer bunu sana üvey baban yaptırdıysa ben senin her zaman arkandayım. Mehmet biz seninle ayrıyız. Sen neden benim kızımı yanında tutuyorsun? Kızım gel ben senin her zaman arkandayım. Her ne olursa olsun. Çık gel yanıma. Böyle altınları alarak çıkıp gittiğin zaman hiçbir suçun yoksa bile suçlu konuma düşüyorsun şu durumda. Gel burada her şeyi konuşalım. Her şeyi tatlıya bağlayalım. Şimdi siz bir hafta önce ayrılmışsınız sevgilinizden. Niye evet. Nikah kıymadınız yani çok özel değilse? İstediniz mi olmadı yoksa? Ben kendim istemedim. Neden? Hep kadınlar ister. Ben istemedim. Maaş falan mı geliyor babanızdan? Evet, evet. Ondan dolayı istemiyorsunuz. Evet. Bir hafta önce de ayrılıyorsunuz. Evet. Peki yani kız, hani nerede yaşıyorsunuz? Kızınız madem kocasından kaçacak niye sizin yanınıza gelmiyor? Şimdi biz Elmalı'da duruyoruz. Kızım Kumluca'da duruyor. Yani bir saat kadar bir mesafede tamam. Var. Ben o gün Antalya'da polisler tarafından Antalya'ya bir iş için gitmiştik. Polisler bizi yolda çevirme oldu. Yakaladılar. Mehmet Güzel madde kullanıyordu. Bu maddeyi arabada buldular. Orada ben işe girerim. Bir şey olur. Sen git ifade ver. Hatta orada bizi yakalayan polis memurlarına da şunu söyledi. Ya işte haberim yok işte içiyordu. Bak gene beni kandırmış almış gibi orada beni suçladı. Ha siz madde taşıyan yasaklı madde taşıyan. Benim çantamda çıkınca. Niye sizin çantanızda? Aynı arabanın içindeyiz benim çantamda. Diğer malzemeler zaten ortadaydı. Ha, biliyordum ben. Beni gönderdi. Sibel'cim gerçekten hiç korkmuyor musunuz siz ya? Ben çok korkuyorum. Ben kendisinden de çok. Bu zamana kadar da... Hayır yani o yasaklı maddeyi çantanızda eğer kullanmıyorsanız taşımaya korkmuyor musunuz? Valla Mehmet Güzel bana da kullandırdı bunu. O yüzden fark etti. Evet, yani. Evet. Bana da kullandırdı. Anladım. O yüzden siz polislerle uğraşıyordunuz. Ben çantamı alıp ekip arabasına geçelim dedi polis. Ben o arabaya geçtikten sonra diğer bizim geldiğimiz arabayla arkadan gelin dediklerinde Mehmet Güzel gelmedi. Ha kaçtı. Gelmedi, arkamdan gelmedi benim. Benim orada ifadem alındı. Gereken neyse işte yapıldıktan sonra dışarıya çıktığımda telefonum şarjı olmadığı için oradaki polis memurundan yardım istedim. Telefonumu şarj edebilir misiniz diye. Bir iki dakika işte orada şarj ettim. Ben aradım 3-4 kere telefonlarıma da cevap vermedi. Daha sonra oradan ben başka bir arkadaşımın yanına gittim. Ya öyle mi bitti sizin yani ilişkiniz? Evet, ben o günden sonra bir daha da kendisini görmedim. Görmedin. Sonra kızınız sadece sonra bana onun yanına gitti. Şöyle, ben bir daha onu görmedim. 2-3 günde iki günde hani arkamdan gelmediği için oradaki polis memurlarının da bana söylediği gibi yani senin bu şekilde davranan bir kişiyi eş olarak dedi, yanında taşıma ve bu insandan uzaklaş. Diye bana böyle bir tavsiyede bulundular. Sibel'cim, ben çok uzun uzadı dinlemek istemiyorum. Süre geçiyor. Ben şuna şey yapıyorum. Sen gittin, yakalandınız. Sonra sen çıktın, şeyde kaçmış, Mehmet'te evet, kaçmış. Evet. Dicle kaç gün sonra onun yanına gitti? Yunus sen söyle istersen. Yani bu olaylardan kaç gün sonra Dicle'den ayrıldı? Hüva Hanım, ben bir şey demek istiyorum. Buyurun. Bu bizim oradan gittikten sonra Nuran Çelik diye bir arkadaşı vardı. Kimin? Dicle'nin. Heh. Nuran Çelik'in yanına gidiyor. Tamam. Orada buluşuyorlar Mehmet Güzel denen adamla. Heh. Orada buluştuktan sonra Nuran Güzel'i aradım. Nuran'ı aradım. Nuran Çelik'i aradım. Nuran dedim, Dicle'de altınlar var mı dedim. Var dedi. Üstündeydi dedi. Sonra Dicle'yle itibata geçtik. Dicle dedim, bak dedim, biz Müge Hanım'a başvuracağız. Bak 80 milyon önüne rezil olacaksın dedim. Dicle dedi ki, altınlar dedi bir yerde dedi. Sonra Mehmet Güzel'le orada beraber olduklarını düşündük. Oradaydı zaten beraberlerdi. Telefonu Mehmet Güzel aldı. İtibarlarda bulundu. Ondan sonra bunlar beraber. Nuran Çelik. Kim küfür ederse etsin kötü söz. Nuran Çelik. Ne alakam var konuyla? Nuran Çelik. Müge Hanım'a çıkacağız değilse Dicle açık alın. Yengem yani. Altınların bende olduğunu söyledi. Kendineymiş yani altınlar. Bir yerde altınlar bekliyor dedi bize. Müge Hanım, buraya gelinceye kadar da otobüste aradılar, sürekli aradılar. Hani ilk Mehmet Güzel'le Dicle açık alın, beraberler. Hani buraya gelinceye kadar da tehditte bulundular.
hala da beraberler. Biz ben dedik... Yunus'cum bak ben ondan bahsetmiyorum. Şimdi siz de benim adımı niye veriyorsunuz? Yani çıkmadan size kolyeyi geri versin diye yapıyorsunuz yani. Benim de adımı kullanıyorsunuz. Kullanın çok önemli değil de. Ben şunu anlamıyorum. Sen bu 1,5 aylık karın değil mi? Evet. Tamam sen eşinle evliliğin nasıl gidiyor bunu sen bilirsin en iyi. Çok güzel gidiyordu. Hiçbir sorunumuz yoktu aramızda. Ama şimdi sabah giderken karımı öperdim güzel evet. Diye anlamına gelmez. Herkes karısını kocasını öpüyor. O evet. Değil yani. Hani evdeki yaşantı nasıl gidiyordu? Giderken herkes öper birbirimizi. Evdeki yaşantımız... Ayrılırken bile öpüyoruz birbirimizi. O değil. Evdeki yaşantımız çok güzel. Hani hiçbir birbirimize kırıcı lafımız yoktu. Hiçbirbirimize zararımız olmadı. Ben işe gittim. Sen ne iş yapıyorsun? Ben Sedacığım, çiftçiyim. Tamam, o ne iş yapıyor? Evde duruyor. Buna yani çalış diyen olmaz. O niye senle Sera'ya bir şeyler toplamaya gelmiyor? Çok kadınlar da çok çalışır Sera'da. Biz kendi Sera'mıza girdik. Ben, annem, Emre üçümüz çalışıyoruz. Tamam, o niye çalışmıyor? Biz istemedik hani çalışmasın yeni gelindir diye. İster, hani ister çalışmasın dedik. Hani keyfi bilir dedik. Hani karar onun dedik. Hani bir zorda bir şeyde bulunmadık çalışsın diye. Tam o çalışmıyor evdeydi. Evet. Ya aranızda hiçbir problem oldu mu? Hayır, yemekleri olmadı. Yapar, çay pişirdim gelin derdi. Evet. Beraber oturuyorsunuz. Evet, beraberiz. Evet. O da evdeki işleri yapıyor. Evet. Evet. Ya bu arada, saat 10.30 gibi. Bu arada size bir şey söyleyeyim mi? Yani gözüm o kadar ikinize takılıyor ki yani saç çıkışları bile aynı ya. Tamam hani aynı yumurta ikizi bu kadar benzer ama yani saçların çıkışına kadar ya bu gel nasıl bir şey? Alın çizgileri demin ona dikkat ettim. Evet ya ne kadar alın benziyor. Çizgileri bile mimik çizgileriniz bile aynı birbiriyle. Bir de kiloları falan da aynı beraber yaşadıkları için çok evet, benziyorlar. Evet. Bu arada ben şeyi merak ettim Dicle yasaklı madde kullanıyor mu? Annesi bilir bunu Sibel Hanım'a soruyorum. Mehmet Güzel zaten sürekli alkol olsun, bu yasaklı madde olsun, başka dışarıda çocuğun gözünün önünde içip de... başka dışarıda merak etmesin diye ona da bir iki defa kullandırdı. Onun bir iki defası yok. Abi yasaklı maddeyi dışarıda merak etmesin diye çocuğunu veren de ilk defa gördüm yani. Evet, alkol olsun onu da aynı şekilde yaptı. Sizin çantanızda arandığı zaman kaç gram bulundu? 8. 8? Hı hı. İçicilikten işlem yaptılar. Evet, bana o şekilde. Benim bunlardan hani bunlar hani Dicle'nin kullandığının hani ailesinin kullandığı hiçbir şeyden haberim yok yani. Sonradan öğrendik. Evet. Sonra arıyorsunuz yani Mehmet ne diyor? Bir de kimin evlilik sürecini uzatıyormuş? Öyle mi? Ha bu üvey baba sizin evlenmenizi de mi istemedi? İstemedi. Ben istemeye gittim. Her şey güzel bir şekilde olsun diye. Hani duvaklı gelini davulla zurnayla evinden çıkarayım diye her şey istedim olsun diye. Bir gün arıyoruz. Ertesi gün 14 Şubat'ta gelin. İsteme işi iptal oldu. Gelmesinler. Dicle'ye de hani Dicle de yanındayken Dicle'ye de hakarette bulunmuşlar. Eşya biz de Dicle ile sonra telefonda görüştük. Kendi ikimizin kararına bir karar aldık. O yüzden siz kaçtınız. Evet. Yani siz normalde gidip isteyecektiniz. Evet isteyecektiniz. Yani bu üvey baba dediğimiz ona da... Evet karşı geldi. Müge Hanım zaten Dicle beni aramak için evden çıkıyor. Çünkü bir evden gidecek olan bir insan son gün kayınpederiyle gidip alışveriş yapmış. İşte bir şey şöyle yapalım baba, yarın şunu pişireyim baba falan gibisinden gerçekten aralarında hiçbir sorun, hiçbir tatsızlık bir şey yoktu. Hatta Mehmet Sibel Güzel... Sibel ne kadar zamandır kullanıyorsun? Senin de kafa gidik farkındasın değil mi? Benim mi? Ha. Benim çok dağınık kafam. Evet. Yani benim sadece kızım yani sen değil, de benim bir için çok... söylüyorum, seni eleştirmek için söylemiyorum evet, evet. Da sen de bunun bir tedavisini yap yani evet. Sen kaç yaşında kadınsın? Evet. Ben ne soruyorum, sen hep ne anlatıyorsun? Sen nereden bu adamla mı tanıştın da bunlara alıştın? Yoksa evet. Alışmış mıydın da bu yok, adamla tanıştın? Yok hayır. Biz 12 senedir beraberiz. Peki iyi de 12 senedir berabersin. Adam kullanıyor bir şey. O zaman niye uzaklaştın? 12 senedir kullanmıyor Müge Hanım. Son şu 2 yıldır. 2 yıllık tamam, birinci de ben de mi içeyim diyorsunuz yani? Ben anlamıyorum ki. Hayır demeyi bilmiyor musunuz ya? Hayır. Hayır bir demeyi de siz bilmiyorum. Hadi kullandığınız kızınızı sizin gözünüzün önünde verilmesine nasıl izin verebiliyorsunuz? O zaman yani bu kız da mı şu anda bağımlı? Bağımlı değil. Ben de bu içenlerin bağımlı değilimini anlamıyorum yani. Yani içiyorsunuz ama bağımlı değil misiniz yani? Sürekli kullanmadı yani kızım. Sadece bir iki defa. Hayır şu anda şimdi benim Yunus... Hani bunun savunulur tabii ki de bir tarafı yok. Yani ben kendimde hata da yok demiyorum. Kendim de hatalıyım. Hatalarım da var ama. Kullanılmaya başlandı mı bitti artık. Evet. Bir şey söyleyeceğim. Kaç yaşında bu kız?
4 mangur vardı. 22 yaşında. Yani öyle canı istediği zaman çay içer gibi kahve içer. Bulun bakalım bu Üvey babayı. Canı istemediği zaman. Açmıyorum telefonunu. Niye açmıyorsunuz telefonunuzu Mehmet Bey? Kız sizin yanınızda mı? Yani kızım sen tamam gittin de ya sizin yok mu hiçbir halanız, teyzeniz, anneanneniz, babaanneniz falan? Yani bu kız niye giderken sizin sevgilinize kaçıyor da kendi akrabalarından birine gitmiyor? Biz bize telefon açtığında otogarda mı bir petrolde telefonunu satmış. İşte Mehmet Güzel'den kaçtım falan diye böyle bir şeyler söyledi. Beni takip ediyormuş dedi Dicle. Hanım, yani şey... Yunus'cum bir şey söyleyeceğim. Şimdi sen buraya kolyen için mi geldin, karın için mi geldin? Ben hepsi için geldim. Benim ailem, annem, babam Sera'dan tek tek domates toplayarak kazancını bana bağışladılar. Her şeyimi A'dan Z'ye kadar yaptılar. Düğünüme, şeyime varasa kadar. Hani Dicle de dedi, hani sahtede kalın, masrafa girmeyelim dedi. Benim aslında... ailem de ben gelinimi elin günün içine maskara etmem, sahte takmam. Her şeyi usulüce olsun. Her şeyi güzel bir şekilde olsun dedi. Her şeyimi zaten Z'ye kadar yaptılar. Müge Hanım. Benim ailemin emeklerini, yaptıklarını getirsinler, anlaşmalı boşanalım. Benim ailemin emeklerini... Hayır ama niye şimdi sen hemen boşanıyorsun? Bilmiyoruz ki belki. Hayır. Bunu üvey babası Müge tehdit mi etti? Bir dakika dur Sibel ya. Belki o bilezikleri getirmezsen sana bir şey mi yapacağım dedi. İşte sen Dicle ile konuştun mu hiç ki? Gittikten sonra konuştun mu Dicle ile? Dicle'yi ben evde bulamadıysa... Bak evet hayır konuştun mu? Aradım ulaşamadım. Hiç mi? Bana mesaj attı. Tamam ne diyor mesajında? Mesajında Yunus arama ailem geldi, ailemle görüşüyorum dedi. Ondan sonra da evin yakınlarındayız diye bir mesaj daha atmış. Ondan sonra da ulaşamadım. Bir daha da ulaşamadın. Evet. Emre sen konuştun mu Dicle ile? Konuşmadım, hiç konuşmadım ben. Tamam yani sizin şu anda bütün bildikleriniz bunun bu üvey baba dediğiniz annesinin sevgilisiyle konuştuklarınız mı? Evet. Bu biz Antalya Emniyet'e gittik. Antalya Emniyet'e gittik de annesini aradı özel numaradan. He. Dicle. Kızım dedi. Emniyet'e gel dedi. Altınları dedi. Dicle ne diyor? Dicle ne diyor yani? Dicle gelmeyeceğim, görüşmeyeceğim diyor. Peki neden? Bilmiyoruz. Bilmiyoruz neden gelmeyeceğim. Hayır demiyor mu? Yunus beni dövdü. İşte atıyorum telefonumda bir kızla. Yok dövdüm öyle hiçbir hayır, şey yok. Hayır bir kızla konuşurken yakaladım. İşte bilmem yani niye kaçmış bu kız? Benim telefonlarım da yanımda. Benim sosyal medyamda... Yunus'cum sen bir şey yaptın demiyorum. Kız niye gitti sizce? Yani ne diyor bununla ilgili? Üvey babasının baskısıyla gitti bu. Evden de üvey babası aldı kızı. Ondan da şüpheliyim. Hani onunla gitti. Onunla kaçıp gitti. Yani hiçbir gerekçe sunmuyor mu Yunus? Ben senden ayrıldım şundan dolayı. Hiçbir gereği yok. Hiçbir şey demedi yani. Hiçbir şey demedi. Hiç haberimizi senede çalışırken kaybolmuş gitmiş. Yani siz de o açıklamayı merak ediyorsunuz evet, herhalde. Evet. Biz merak. Nasıl merak ediyoruz? Ben de onu merak ediyorum. Ben hiçbir şeyden haberim. Hiç bir gece evvel falan bir dayak, şiddet hayır, falan düşünüyor. Hayır, kesinlikle, yok. Kesinlikle. Hayır. Kendi ailemden... Tatmış yani biri, bu kolyesini, şeyini çıkmış gitmiş. Evet, hepsi evden tamam. Eve geldiğinde hiçbir acaba şey bulamadı. Acaba yasaklı madde şeyine mi girdi de gitti babasından almaya gitti işte bu üvey babadan da. Üvey baba da demeyelim ya. Üvey baba olunca üvey babaları da karalamış oluyoruz yani. Müge Hanım benim kızım burada. Hayatım bunun içkiyle falan da alakası yok. Bak ben belki şimdi bizim sürekli izleyenler ne demek istediğimi anlar da. Bana ne abicim isteyen istediğini içsin. İsteyen istediğini geçsin. İsteyen istediğini giysin. Ama rahatsızlık vermediği müddetçe. Bazı adam var iki şişe bir şey içiyor hiçbir şey olmuyor. Bakıyorsun normal. Bazı adam var bir kadeh bir şey içiyor. İşte Ergün'ün yanındaki Necati'nin dediği gibi adam dedi iki kadeh içti mi gidiyor dansözün ayağından şey içiyor diyor. Şimdi o anormal yani anlatabiliyor muyum? Parasını saçıyor bilmem ne yapıyor. Bilmiyorum hayatım o öyle değil onun başka vardır altında bir şey. O yasaklı madde işin içine girdi mi? Tabii. Tamam o işten korkun. Orada kafa gidiyor demek ki. Allah'ım yaşatma ne bileyim karşımıza çıkarma hiç o kadar korkuyorum ki ben bu işten. Bir de bak farkında mısınız? Yani ben hap içmiyorum. Ot içiyorum, otun zararı yok. Bak şimdi konuşun bak. Bunlar da klişeleşmiş. Bence insanların kandırılması için son derece saçma sapan sözler. Tamamen bizimkisi gerçek ot, dışı, heh, tamamen yararı inanılmaması var. İnternette gereken, bile öyle biliyor musunuz? Ottan bir şey olmaz. Ben bir kere evet. içtim bağımlı değilim, üç kere içtim bağımlı değilim. Peki bu yaşadıklarımız ne o zaman? Şimdi Yunus'un ve Sibel'in anlattıklarında hiç mantıklı bir taraf var mı? Yok. Zaten büyük olasılıkla kızın gitmesi de yasaklı maddenin onunla kullanımıyla alakalı. Bağlantılı. Para da ondan. Paraya da bu yüzden ihtiyaç duyuluyor. Sonra şimdi çalışıyor mu bu Mehmet?
Hayır, çalışmıyor. Çalışmıyor. Demek ki çalışamıyor da. Onu da birisi alıştırmıştır buna. Demek ki çalışamıyor ama para lazım bütün bunlar için. Ya çok... Ne yapıyor? Maddeyi satarak geçiyor. Yani yumurta mı tavuktan? Hanımefendi, siz 12 seneden beri Mehmet'e hep siz mi baktınız? Siz mi Mehmet'e hep para yetiştirdiniz? Hayır, hayır. Nereden çalışacak? Kızımın üzerine açılmış elmalı da bir tır aksesuar üzerine, oto aksesuar üzerine dükkanımız vardı. Onun da artık son Dicle evlenip gittikten sonra kapatmak aşamasındaydı. Yani içindeki eşyaları falan toplama aşamasındaydı. Yani Mehmet biraz hazır yemeğe, yaşamaya alıştırılmış. Niye Dicle evlendi diye kapatıyorsunuz ki? Şöyle anlatayım. Dicle'nin üzerineydi. Dicle'nin üzerine olsa niye kapatıyorsunuz? Ya kendi yapmak istemedi. Kendi mesleği 25 yıllık tır şoförüydü. Hayda, bir de bunları içip tırda. Allahu Ekber yani. Hem yasaklı madde kullanacağın hem şoförlük yap. Reklamlara girelim de Allah bizi hepimizi korusun yani. Allah korusun. Allah görsün. Bilinen son sözü oğlum olan Sevim Yıldırım'ın öldürülmesiyle ilgili yeni ayrıntılar Müge Anlı'da ortaya çıkıyor. Şimdi bu Sevim Hanım'ın o gün ne yaptığı konusu çok önemli. Şimdi benim kafamdaki en büyük soru işareti şu. Bu kadın belli ki o gün evden çıkmış. Kapısı da kilitlenmiş. Peki bu kadın 22 gün boyunca aranırken neredeydi? Bir yerde tutulmuş, sonra jandarma arama yapacağım deyince de bırakılmış. Birisinin bir yere saklaması lazım. Biliyorsunuz Ayşe ve Nazım Yıldırım çifti aramızda. Siz Sevim Hanım'ın kızlarına Ayşe Hanım demişsiniz ki bugüne kadar hiç bilmediğimiz bir şey. Olay günü Ayşe benim evime bir kez değil iki kez geldi. Şurası avlu ya. Burada kapımız var, bizim demir kapımız demir var. Kapım var. Tamam. Oradan çıktı, o kapıyı çıktı, o kapıyı geri geldi. Ben kızım zaman, dedi ben öleceğim ama dedi ne zaman öleceğim bilmiyorum dedi. Ben nerede oğlumdan ölürüm? Korkuyorum, kimseden korkmuyorum dedi. Öyle. Size ne anlattı, hanginize anlattı? Telaşlıymış, kendisine demiş ki mesela ki benim kimsem yok, beni bir gün öldürürler ama nerede öldürürler diye söylemiş. Bu da ağlamış hatta oldu. Demiş ki ona anneme o zaman bugün nene gitme demiş. Eve demiyorsan demiş, korkuyorsan demiş. Ama bunu demesi için bir sebep olması lazım. Size ilk geldiğinde de ağlıyor muydu? Yok. İlk geldiğinde ağlamadı. Giderken. Tamam giderken çıktı. Niye bahçeden çıkarken ağlamaya başladı ki? Avrupa işte onu bilmiyorum. Orasını bilmiyorum ben. Biz sabah 9.30 ondan bahsediyoruz. Evet. Daha çay içiyoruz. Ayşe Nazım çiftine gidiyor. Bana dedi ki sana bir şey diyeceğim dedi bak. Benim dedi hiç akrabam kalmadı. Emmim dayım yok dedi. Kardeşlerim yok dedi. Ben dedi korkuyorum dedi. Ne zaman ölürüm onu da bilmiyorum dedi. Oğlumdan korkuyorum. Başka kimseden korkmuyorum dedi. Maaşları yattı ya. Ben dedi ondan korkuyorum dedi. Gelir alır da dedi. Bana bir şey yaparsa değildi. Dizin yalanı şöyle bir. Niye yalan söyleyeyim ben? Her zaman bundan korkardı. Açın söyleyeyim. Yalan dolan diye döndürüyor. Ne yapıyorsa bu yapıyor. Hiç kimse yapmamıştır. Cılız Hüseyin elinde baltayla görmüştü. Bir de konuşmayı duyan Selahattin Bey ne diyordu? Bahçede konuşuyordu. Eşiyle konuştuğunu sandım. Oğlumsan oğlumsun ya da oğlumsa oğlum. Böyle bir kelime duydum. 18.30-19 arası. Sizinle Necati Bey'i 13.30-14 arası. Köye doğru giderken gören de bir tanığımız var. Şimdi bu oğlum konuşmasında Selahattin Bey diyor ki hava kararmıştı, arabanın farı vardı. Yani birisi arabayla Sevim teyzenin oraya gelmiş. Şimdi sen değilsen eğer bu oğlum konuşmasını kiminle yapar? Yani bu kadından yine bir para istemeye gelmiş birisi. Ama paranın öznesi sensin. Demek ki ya Ergün'ün borcu var, ya Ergün sen geliyorsun, ya senin bir alacaklın geliyor. Bu kadın buradan alınıyor, başka yere bırakılıyor. Sonra da cesedinin bulunduğu yere götürülüyor. Mesela anneniz kimin arabasına biner orada öldürülmediyse? Ergün dese ki anne gel seni götüreyim dese. Gider ondan. Bu evin kapısı kilitleniyor anahtarlık evin içinde. Sonra da atıyor onu. Sonra evdeki altınlar yok. Üzerinde taşıdığını söyledikleri altınlar var. Vallahi abi yani ben 50 yaşındayım. Para yok. Burada. Ben daha anamın imeğinde altın görmedim. Sen alıyormuşsun ya. Ben alıyorum. 2 çeyrek, 3 çeyrek, 5. Ama hani diyorlar ya annemin boynunda. Ben boynunu hiç görmedim. Cinayet günü oğlunun komşusuyla birlikte gerçekleştirdiği telefon alım satım işlemi dikkat çekiyor. Bir de bu telefon alım satımı ne? 3000 liraya bayiden alınıyor telefon. 1800 liraya aynı bayiye geri satılıyor. 900 de paylaşıyorsunuz öyle mi? He ortak şey ettiriştik. Ben de diyorum ki o gün sizin iki kafadarın yaptığı zaten hesaplamada işte Necati'nin Ankara'dan gelip hani 600 lira almak bir çeyrek altın parası bile değil. Vallahi yok. Bölüştük de geri aldık verdik orada bir şeyler yaptık da ne oldu yani bölüştük yani. İhtiyacım bile yok. Daha geldi aldı sattı. Yani yalan mı söylüyorum yani? Paradan zarftan ne ilakam yok yani öyle bir değil yani. Kendisinden şüphelenenler annesinin 65 yaş aylığının bile peşine düştüğünü düşünüyorlardı. Burada önemli olan konu şu. Siz muhtarı hangi gün gördüğünüzde bu para zarflarından bahsettiniz? Hani dedim ki aldıysan anneme götürün verin dedim. Hatta ben de bir şeyler dedim. O dedi hani aynen aynısı oldu bu şekilde. Yoğurtlar ekmektir. Anneniz ya da babanız
Evet. Bazen maaşlarını alıyorlardı, almadık mı diyorlardı size? Bazen hani babam alıyordu örneğin köy meydanında. Anneme diyordu almadım. Bana da diyorlardı git sonra kardeşlerime desin ki yalan konuşuyor veya şunu yapıyor. Neden size almadık diyorlardı? Neden acaba? Nereden bileyim canım? Ben açıklıyorum bak hani gizli saklı mı konuşuyorum? Örneğin annem diyordu ki oğlum paralarımız gelmedi. Gidiyordum sonra da paralar gitmiş yani bunda ben açıkça diyorum da ama millet böyle böyle ters oluyor. Tövbe aşağı 2 lira 5 lira ben bulamayacak, gidemeyecek bir adam mıyım da bu kadar yani. Ben istese inan, ister inanma. Benden başka burada doğruyu, bak yalan dolan dönüyor, açık diyorum ben. Ha, sen doğru konuşuyorsun. Dediğine. Diniyorum, diniyorum. Ya madem bunları biliyormuş, ediyormuş da o gün neredeydiniz ya? Madem maaşını soruyor da annesi niye bağ kadar geliyor oduna, benim zayıf halimde, odun çıkart diye. Ya sormuyorum, annem gibi kendi diyordu böyle böyle değil. Maaş zarfına nasıl geldi olay? O konuda ben de maaşlarınızı aldım dedi, kendi o zaman kotiye anneme verdi. Kendine de sorabilirsiniz. Ha, muhtar dedi sana evet. Zarfları aldık diye. Öyle mi demiş muhtar bey? Ünal Bey. Efendim. Maaş zarfına nasıl geldi iş? Annemin maaşını dedi eve bırakıver dedi. Babamın dedi ihtiyaçları var dedi. Ben de o gün akşam götürdüm yani. Para görünmüyor. Zaten zarf kapalı. Zarflarla beraber veriyorduk. Ergün Bey ile Asiye Hanım'la ilgili bir hanımefendi sizin için ne diyor? Ergün bana dedi ki sen dedi boş boşuna bu kadar çile çekiyorsun. Sen dedi benim işimi yaparsan çok para kazanırsın. Ne işi bu? Evlilik vaadiyle dolandırılıyor. Hani ben bunu tanımıyorum bile. Bak yemin ediyorum tanımıyorum hiç bile. Hiç kabul etmiyorum. Vallahi tanımıyorum. Bir kişi değil ki. Vallahi hala bir şey olmadı Müge Hanım ya. Bir takım şeylere girdim çıktım. Ama bana şimdi deyip de bana bunu diyemez. Öyle değil mi? Şu anda nasıl geçiniyorsunuz? Yok şükür abi ben her yerden kazanıyorum. Kiralık oluyor, şu oluyor, bu oluyor. Ne oluyor? Ayakkabı çıkardım kahveden, inşaattan tutup da bana şimdi şunu diyemez. İnşaatta ne yapıyorsunuz? İnşaat yani, işçiliği mi? Evet. Demek ki bu kadıncağız iki tane 65 aile için gitmiş yani. Şimdi biliyorsunuz Cuma günü Asiye ile Ergün beni evlilik vaadiyle yaşlılara dolandırmaya zorladı diyen bir hanımefendi vardı. Onunla bitirmiştik yayını. Ve sizin belki de eğer anlattıkları doğruysa tabii ki yani onun iddialarıdır ben doğrudur diyemem. Bu nedenle hem düşman edindiğiniz hem de belki de onu tehdit etmek için var yok bilmiyorum. Ama bir sürü adamınızın olduğu onu öldürtebileceğinizi iddia etmişti. ...girdiğinde yine iddia eden bir hanımefendi vardı. Bugün o canlı yayınımızda önemli anlattıkları çünkü Arzu isimli birinden bahsediyor. Arzu kim? Arzu kim? Benim komşumdu. Komşun. Yıllardır sen Arzu'da da kalır mısın? He? Arzu'da kalır mısın mesela bir Yok, şey Yok ben kalmam. Arzu sende kalır mı? Kalmaz. Hatta bu evlilik vaadiyle işte zorlandığı kişinin evinin de Arzu olduğunu iddia ediyor. Hayır ya. Şimdi neden Müge bu iddiayı ortaya koyuyorsun? Çünkü az sonra size bir bant izleteceğim. Ya ben bak böyle... Şimdi hafta sonu bize bir hanımefendi ulaştı. Dedi ki Arzu, canım senin komşunsa sen niye endişeleniyorsun ben ki komşunsa ben vallahi komşun. Müge ama... Kim bu yerdeki şimdi? Arzu, Asiye, Ergün onlar bu işleri yaparlar. Hayır ya yine karşısına bunu alman ya. Asiye'nin de her yaptığını Arzu bilir. Hayır ya. Hatta Asiye, Sevim yani kayınvalidesi Sevim Yıldırım'ın cinayetiyle ilgili de konuşmuş. Ya sordu Konuştuğun ben, da şuymuş, şimdi onun ağzından dinleyeceğim. Konuştuğun da şuymuş, altın meselesi yüzünden bir tartışma oldu. Hayır ben dinledim ya. Altınlarını istedim ve asıl bu ya cinayetten doğru, Asiye bakayım. Sorumlu diyen bir hanımefendi bize ulaştı. Şimdi falan kızın demedin mi Ayşe her şeyi biliyor diye? Ya Ayşe bilip de buraya iğrediliyle gelmiyor. Vallahi bir Ayşe her şeyi biliyor. Benim araba arıyor. Ben onları yayınlamak istemiyorum tamam mı? Niye? Ben bilmiyorum ben böyle bir şey konuşmak Tamam. Önce 4.30 GM'de Cuma günkü tanığımız var. Her şeyi Nurgül biliyor. Hanımefendi günaydın. İnsanı sinirlendirmeyen ya bilmek bilmez her şeyi ben... Günaydın Müge Hanım, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Ama... Şimdi sizin açıklamalarınız bu, ben anlamamıştım açıkçası. Bir Arzu isminden bahsetmişsiniz. Sonra diğer konuğumuz evet. Hafta sonu bağlanıp evet, Müge Hanım. Arzu'dan bahsedince daha büyük önem kazandı. Şimdi o nedir bu olay? Bir anlatır mısınız? Ergün Bey ve Asiye Hanım karşınızda ama Asiye Hanım asla kabul etmiyor. Ergün Bey de kabul etmiyor. Hiç böyle bir şey yok diyor. Sizi yalancılıkla suçluyorlar. Müge Hanım. Hayatım sürekli bela okuma stüdyoda ya. Müge Hanım. Belalarını okuyunca kim okuyorsa ona gelsin. Bir dinle bakalım. Bir dinle ondan sonra. Burası da kabul etmiyorum ben. Daha ne konuşacağını bilmeden
bağırıp çağırdığına ay, göre... Cuma günü bağlanan hanımefendi kimisi? Bağırıp çağırdığına göre ne konu... Ben bu işin içindeyim. Ben bak, niye girdim ya benim? Alakam bile yok ya. O zaman ananı, ne konuşacağını tahmin ediyor. Şimdi mi geldi? Sus da ortalığı karıştırma bir dinleyelim şunu. Sen şu anda ne konuşacağını biliyorsun. Ya hocam benim burada sözü benim. Ondan dolayı. Bir sus ya. Bir sus da dinleyelim bakalım. Bilge Hanım. Efendim. Sus. Efendim. Ben Arzu Hanım'ın sayesinde, ben Asiye Hanım'ı Arzu Hanım'ın sayesinde tanıdım. Hayır ya, yalan. Ve Arzu Hanım sağ olsun bu Asiye'nin yanında kalmaya ikna etti bir geceliğini. Maalesef ben sokakta kalıyordum, sokakta yaşıyordum. Ve o gün akşam o Ergün Bey bana dedi ki ya sen hala ben aynı lafımdayım. Hani hiç değiştirmiyor, iş şey yapmıyorum yani yalan söylemiyorum. Efendim, Allah biliyor. Ya dedim işte Ergün Bey bana dedi ki ya dedi sen dedi niye dedi tabii, bu kadar sen dedi çile çekiyorsun ki geri zekalı dedi. Bir dakika hanımefendi pardon bir saniye ben baştan rica edeceğim. Asiye'cim sana dün de ben söyledim. Ben bunu tanıyorum bu şey. Hiçbir şey yapmadım emme. Parçalarsın. Hadi. Tövbe yarabbim. Bak oradan yayına çık. Ben senin hiçbirini kabul etmiyorum. Bak şimdi hocam bak. Bak çocuklarım yeme yiyeyim. Ben seni çangıda kovurum. Sen doğru bir şey misin? Ne yapın? İstanbul'larda. Hayır nasıl parçalıyorsun? Nasıl bulunca ne yapacaksın? Hiçbir şey yemem. Girişini ama çiğdiririm. Parçalar nasıl yiyeceğim? Adam bu ne? Bunu ne alıp dokunsuz bizim Asiye, ya? Asiye bak sen... Benim bunun ağzına ne ilgim yok. Bir dakika yani. Sesini alır mısınız? Asiye. Bak. Bağırıyorsun, bağırdıkça... Bir dakika, bir dakika beni bir dinle. Aa! Ne dediğinden tek kelime anlamıyorum ki. Bir sakin konuş. Hani hiç tanımıyordunuz, şimdi tanıdın. Tamam, tanıdıysan o zaman dinle. Nereden tanıyorsun? Bir anlatsın kadın. Hanımefendi, bir daha bir anlatır mısınız Arzu meselesinden? Evet. Evet Müge Hanım, ben Arzu Hanım sayesinde tanıdım bu Asiye Hanım'ı. Evet. Benim gerçekten kalacak yerim yoktu. Maalesef hani bu Asiye ile tanıştım. Asiye de benim hani o gün kalmama izin verdi sağ olsun evinde. Ve akşam dedi ki bana istersen dedi hani dedi benim sayemde dedi çok para kazanabilirsin. Hani ben sana çok para kazandırırım niye böyle sürünüyorsun diye bir kelime kullandı. Ben de dedim ne oldu abi hayırdır yani ne yapacağız yani hani yapacağımız şey ne? Benimle birlikte dedi böyle dedi yani saf insanlar da dedi böyle dedi evlenmek isteyen insanlar da dedi kandıracağız dedi. İlk önce söz yapacağız başlık parası alacağız. Ondan sonra dedi nişan yapacağız sen kuyumcuya gireceksin. En pahalı takıları, en pahalı ziynet eşyalarını tamam. Alacaksın. Tamam, ve ondan sonra kaybolacağız ortadan dedi. Bunu diyen kendisi Ergün Bey. Dedim lan yalan ya. Ve ben kabul etmediğim için ben onların evinden o gün akşam kovuldum. O gün akşam kovuldum ben Müge Hanım. Ve ondan sonra hatta telefon kayıtlarında da çıkarabilirsiniz, bulabilirsiniz buna eminim. Hatta 3-4 defa da yanına çağırdı ve teklifini sürekli yineledi. Ergün mü? Onun için Müge Hanım hani... yani Müge Hanım hani durduk yerde yani yalan söylemesine hiç gerek yok. Ergün mü? Ergün bu. Ergün Bey. Ergün Bey sizi aradı. Evet Ergün Bey aradı. Aramışım. Evet Asiye'den benim telefonumu almış Müge Hanım. Beni 3-4 defa da aradı. Ses düştü. Ve bana Zafer İşan'la gelmemi ondan sonra orada tekrar teklifini yineledi. Yani bu 3-4 defa gerçekleşti Müge Hanım. Tamam bir bekler misiniz? Buyurun Ergün Bey. Aradınız mı? Kim olduğunu anladınız zaten. Anladım. Bence Asiye de zaten ya ne söyleneceğini bildiği için bu kadar terliklerini çıkartıyor. Yok, ben de diyemez bu ya. Yalan söyle o konuda ne yalan ya söylüyor. Bir sürü telefon bağlanıyor. Ne dediğini bağlansın, bilmezsen bana, dinlersin cevabını tamam, verirsin. Bağlanan bağlansın. Ben Allah'tan başka kimseden korkmuyorum. Tamam. Bu olaydan bahsediyoruz. Böyle bir olay yaşandı mı Ergün Bey? Yok Müge Hanım. Niye aradınız o zaman siz bu kadını? Ben aramadım ne Müge Hanım. Bu şah, bizdine bu yani yüzüne de dönse fark etmez, ardına dönse fark etmez. Bu şahs bir arkadaşıyla geldi benim yanıma. Yalanı dolanı bıraksın. Tamam. Orada ya. Sen hem de git bebelerine sahip çıkıp bebeleri yurda attın. Niye attın bebeleri? Yani yanınıza geldi ne dedi Ergün Bey? Onu söyle. Bana herhangi bir şey demedi. Biriyle oturup kalıyor. Zaten evli baktı. Niye geldi yanınızda siz? Sevgilisiyle geldi açık diyorum ya. Tamam niye geldi?
Allah Allah, bir yalanı dolanır. Ben 20 senedir oradayım. Ne ya tamam işte, ne geldi, şey, geldi de ne dedi? Lan millete, kanına, millete bak. Asiye'cim bir dur, geldi de ne dedi? Asiye Hanım bir sus. Asiye, önce sen başkasının bebelerine yurda verdin diye laf söyleyene kadar sen de kendi bebelerini verdin. Şimdi tencere dibin kara, seninki belgen kara yani. Allah Allah. Bir dakika. Hemen çektiğimi biliyor musun? Hakikaten yani, la ilahe illallah Muhammeden Resulullah yani anla, artık daha ne diyeyim? Beni yani, çektin mi? Beni kardeşim yani dinime küfreden bari Müslüman olsa diye bir laf vardır. Şimdi kadın tamam bir şey söylüyor. Bu diyor ki sen bebelerine bak. Sen bakaydın. Sen benim ne çektiğimi biliyor musun? Allah onun da ne çektiğini bilmiyoruz o zaman. Dur bakalım. Aman ondan bana ne? Ben kendim bilirim. Birine laf söylerken önce bir kendine dönüp bakacaksın, ona göre söyleyeceksin. Ergün Bey, niye aradınız hanımefendiyi? Ben aramadım. Biliyorum. Allah aramadı ne işe ya. Ah, sen nereden biliyorsun arayıp aramadığını? Ben aramadım. Onu demiyorum ben. Ya, Ergün şöyle aradı diyor zaten. Asiye aradı demiyor. Evet buyurun Ergün Bey. Ben karşınızda aramadım. Bana söylemeyin, ona söyleyin ya. Boğazım ağrıyor ya. Ben diyorum bu vatandaş hani oturup kalktı, insanla geldi. Tamam. Niye? Ben de onlara bir hani ayarladım o zamanlar tahmin tabii. Hani ben bunu böyle alma satma, onlar yalan dolan. Oturdu... Siz onlara yer temin ettiniz. Yani verdim o zamanlar, tahminim verdim tabii, yer temin ettim. Ben tamam, açıklıyorum. Tamam, sonra niye 3-4 kere daha aradınız? Al, aramadım Müge Hanım, ben niye arayayım? Diyor ya aradı diye, ona söyle, bana söyleme. Ben de diyorum ama bana böyle dönmezse açık konuş, ben açık konuşuyorum. Ona söyle, ben demiyorum yok ki. Hani ben şuraya merak ediyorum, yok şöyle dedi, yok böyle dedi. Ben zaten 20 senedir orada oturuyorum, daha fazla. Hmm. Bu adamlar nerede o zamanlar? Hangi onu merak ediyorum. Bütün adamlar aradılar zaten. Arasınlar mı? Yani benim hani diyorlar ya borç dertler. Yani Çankırı'dan uçmadım. Çankırı'dan niye yazmıyorsunuz Çankırı diye? Söylemedim çünkü. Hep dönüyor, dönüyor. Aynı şeye dönüyoruz. Vatandaş onlar oturuyor kalkıyor, suçlu benim. Ya o zaman ne? Bu nerede bu millet? Ben buraya istesin niye geldim? Benim suçum yok. Ben buraya niye geldim acaba? Ya? Kaybolan bunun anasına baktım, babasına da baktım. Bak Müge'lim Allah, babasına baktım. Anasına da baktım. Bir gün gelmiş mi anasının babasının, anasının babasının yanına şu? Yatarken evde, bizim evde. Galiye çıkmış da fotoğraf çekilmiş. Niye gelmedin babanın yanına? Asiye Hanım, size bir şey söyleyeyim mi? Ya bak, konu edersin ya. Tabi sus. Biz bunlara cevap verin ya. Ya şey değil ya. Tamam. Biz, anamız babamız değil bizim tut konumuz. Yeter Galiye. Mikrop. İşinize gelmeyince. Biz patlıyoruz. Siz işin başkasına sen ol. Ayşe. He Ayşe. Bir dur. Neredeyse beni katil idan ettin. Bir dur. Ben yanında mıydım? Bir dur. Bunları yaptık anne yarabbim, görmedin mi? Sen yanımda değil miydin? Asiye. Bana ne senin bacında? Sus da şunu değil yani, susun be. Bana ne senin bacında kardeşinin daha kavgası? Öyle canım. Ben olmuşu gün söylüyorum. Olmuşu söylemiyorum ben. Olmuşu söylüyorum. Öyle canım, bizi de arada yaşayın. Tatlı ifadeleriniz var. O gün anam geri döndü dedin, Nazım'ı uğurlamış, doğru mu? He? Nazım uğur, anneme Nazım uğurlamış. Hayır, ben uğurladım. Ben uğurladım. Ben uğurladım. Ya tamam ama o da kabul. Bastık arabalığı yapma. Ya o da kabul. Diyorsun ki demiyorum, annen geri döndü. Evet. Bir oda bir şey konuşmadı, gitti. Bir dine. Gitti yine. Benim evim mühürlendi. Bir dine. Allah razı olsun. Ergün Bey, bir saniye. Konuşmalarınızdan tek öyle kelime canım anlamıyorum. Çünkü bağırarak konuşuyorsunuz. Anladığım kadarıyla da bağırınca ve öfkelenince bir konuşma problemi yaşıyorsunuz. Sakin konuşursanız ne dediğinizi anlayalım. Şimdi sizin yahu ekranda bir kadın var. Ama abi benim ses tellerim bundan gidiyor. Şimdi bakın. Ama annemizin kalbi. Böyle bir şey yok. Bağlanacak tabii ki. Sen de dinleyeceksin Ergün Bey. Bir Asiye Hanım da dinleyecek. Bir dur, bir dur Satan. Sen de dinleyeceksin, Asiye Hanım da dinleyecek. Tamam, İyi diyen de olacak, kötü diyen de. Bir dakika. Ama böyle sen bu kadını, bir dakika. Sen bu kadının kim olduğunu bilmiyordun bağlandığında. Ya belki, sesinden tanıdım ben. Belki kadın konuşmadan önce bağlama diye bağırındın. Belki kadın şöyle bir şey söyleyecekti. Asiye Hanım şöyle iyidir, böyle iyidir. Hmm. Kayınvalidesine de şöyle iyi baktı, böyle iyi baktı. Bir dakika. Neden seninle ilgili her bağlanılan kötü bir şey söyleyecek diye bir kuşkum var? Kuşkum ne? Yok benim. Allah'tan başka kimse, o zaman, o zaman otur yerinde. Bağlananları dinle. Ancak çünkü biz bu şekilde katile ulaşabiliriz. Amacımız katile ulaşmak. Tamam, belki iyi bir şey söyleyecek. Ya bak, nereden biliyorsun? Nereden eminsin herkes senin ya için bacım, kötü bir şey söyleyecek? Bir dakika bir sus. Artık dinleme zamanı. Bağlananları dinleyeceğiz. Ben konuyu tutalım. Sen de bir dinle bakalım. Ben konuyu tutalım.
Hepsi tamam bu. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bu kadın, bir kadın var. Sizin hakkınızda bir takım iddialarda bulunuyor. Niye bu tarafa dönüp dövüşüyorsunuz? Kadına sorsanıza. Ne diyorum ben kadına? Konuyu saptırıyorsunuz ya. Saptırma. Kapatın istiyorsunuz her şeyi. Ben bilmiyorum. Evet, bacım. Aynen. Ben bir şey bilmiyorum ki. Bilmiyorum, tanıyorsun ya, işte. Ya eve gelin, sen bir abla dur ya, seninle gidelim. Oraya konuşturma. Bak oraya konuş diyor. Ha. Oraya konuş. Bizi yakar. Ya gelin, bir sayıda bak gelin. Ne çekiyor biliyor musun buraya gelmelerimle? Ya sen de sus. Sus ya, sus. Sus ya, sus. Sus lazım, bir sus da şuna dinleyelim. Arkadaşlar bakın. Evinde. Evimi açtım, botumuza dursun, evimde olacağım. Dur bir dakika abicim, bak. Evinde fuhuş yaptırıyor. Altında şey var dediniz. Sığınak var dediniz. Hüseyin Bey tekrar geldi. Vallahi öyle. Annenizin önüne, annenizin önüne Necati'nin ailesi evet geçiyor dediniz. Anne ve kız kardeş buradaydı. Şimdi kim geçecek eğer cinayesi? Oğlan Hüseyin geçecek diye tabii düşünülür. Necati Bey'in oğlu Hüseyin de geldi. Hepsi bu iddiaları cevaplamak için geldi. Şu anda sizinle ilgili bir iddia var. Evet. Bu hanımefendiye verecek cevabın var mı Ergün Bey? Ben diyorum sakin efendim, konuşarak. Ben, yok, ben kabul etmiyorum. Yalan söylüyor. Açık diyor. Tamam hanımefendi, buyurun cevabınızı verin. Heh. Benimle değil onunla konuşacaksınız. Ona diyorum. Müge Hanım, yani şimdi niye inkar ediyor ki yani? Hatta beni tehdit etti Müge Hanım, bu Ergün Bey. Eğer bu konuştuklarımızı herhangi bir yerde konuşursan canından olursun. Ne olursa olsun seni bulur, öldürürüm. Yani yaşatmam. Ya ben öldürmezsem... Benim etrafımdakiler illaki seni öldürür. Biz tek kişi çalışmıyoruz. Biz maalesef dedi, hani dedi, tek zannetme bizi, elimiz kolumuz her yere uzanır. Ve hiç ummadığım bir yerde kim vurduya gidersin dedi. Bunu yani bunu da inkar etsin Müge Hanım, hadi buyurun. Ben öyle bir şey de demedim. Ben çok yani inkar edecek yüzü varsa. Vallahi Müge Hanım, ben neymiş de haberim yok. Ergün Bey. Buyur. Ergün Bey, bakın ya şimdi durduk yerde neden yalan söylüyorsunuz ki? Yani yalana ne gerek var? Valla durduk yerde ben ve, de sen söylüyorsun. Ben sizin yüzünüzden şehir değiştirmek zorunda kaldım. Benim yüzümden mi, kocanın yüzünden mi? Hayırdır yani? Evet. Ha, koşa bucak atar. Senin yüzünden sen Ergün Bey. Ya bırakın evet, bu senin yüzünden. Siz yalan söyleme bacım. Peki Ergün Bey, neden senin yüzünden Ergün Bey mafya diyorlar? Ne abla? Niye sizin lakabınız mafya? Ama o zaman cezaevlerinden kal dedi Müge Hanım. Ama mafya başka bir şey. Kendinize verin ya, ben böyle duramıyorum. Hani hırto dersin, bilmem ne dersin de. Hani ben cezaevine girene ne diyeceğim? Ama sen şimdi niye mafya? Bilmiyorum. Yani mafya olduğunu düşündüğüm için sormuyorum. Zaten bunu söylerken gülüyor kahve sahipleri falan ama niye sana mafya diyorlar? Demek ki bu kadınlar korktuğu için. Yani erkeklerin korktuğunu düşünmüyorum senden. Bağlananları gördük. Ama kadınlar niye korkuyorlar senden? Ben ne bileyim Müge Hanım, ha ben bu evin kimsenin oturup kalkmadım ki, açık diyorum. Telefon. Ama şu anda bu yalan söylüyor. Yalan. Açık ve net diyor. Niye yalan söylüyor? Vallahi abla ben ne bileyim Müge Hanım. Işte. Eğer ben onu bir kere ya gördüysem Allah belamı versin ya, yalan çekmiyor. Söylüyor. Gördüysem gördüm derim, yaptıysam yaptım derim. Niye bu kadar anda bir insan? Asiye demin bağırırken şey kaldı, bulunca sana öyle ne yapacağımı biliyorum. Ne yapacaksın bulunca? Hiçbir şey yapma, ne yapacaksın? Hırpacık halim yok tamam işte ya. Bak yan yana konuşuyormuşuz gibiyiz işte, konuş. Ama ben onu Allah korusun. Vallahi Allah kime iyilik yaparsan ondan kötüyüm de kuruyorum. Gerçekten bak. Kime iyilik yaparsan ondan korkacaksın. Ha, onlardan. Onlardan korkulur. Anladım. Şimdi hanımefendi lütfen siz de yayında kalın. Şimdi bize bir başka kişi ulaştı, size bahsettim ya. O başka kişi aslında bu cinayetten sizi sorumlu tutuyor. Heybet ve diyor ki Allah, ben buradan emniyet yetkililerine sesleniyorum konuyu soruşturan. Arzu isimli kişi biliyor diyor. Çünkü ortamda konuşulan da bu diyor. Bir dakika bir dinle, ne dediğini bilmiyorsun. Asiye ne olsa diyor, Arzu da bilir. Asiye ortamda konuşmuş. Altın için bu kadın öldü dedi. Hayır öyle demedim ya. Benim parçalarım Asiye. Baba öyle demedim ya. Parçalar. İnşallah çıkmazsın Asiye. Ben niye çıkayım? Siz benim günahım. Vallahi öyle bir şey yok ya. Tamam, sinirlenmeden anlat. Tamam yok, sen de bunu sevmedin. Umuyorum anam öyle bir şey. Olur. Doğru söyle. Çocuğuna var mıyız biz? Umadığımız için buradayız. Biliyorsun yani. Vallahi bilmiyorum. Bak çocuklarımın üstüne yem. Bak bütün babanın şekin bilmiyorum kız. Ben kövemeye gitmedim ben. Bilmiyorum kız Müge Hanım. Vallahi bilmiyorum ya. Allah belamı versin, bilmiyorum. Çünkü biz bugüne kadar hep Ergün Bey ile Necati Bey'in köye gidişini konuştuk ama siz o gün ne yaptığınızı konuşmadık. Ben buraya gitmedim ki. Biliyorsunuz Necati Bey'in kızı bir şeyden bahsetmişti. Demişti ki Asiye sürekli her kızdığında böyle boğma hareketi yapıyor falan. Ya ben her tarafta ya ben. Emboğlu sustur şunu bari. Abi sus ya sen de. Sustur şunu hekâte Emboğlu. Ya bir sus lan ya.
çok belli. Niye sinirleniyorsun? Niye sinirleniyorsun? Evet, günahım yok. Benim niye sinirleniyorsun? Tamam, sakin ol. Yoksa bak ben sakin olmuyorum. Bu hareketler değil mi? Anama bakalım, belirim. Ya tamam, ondan alakası yok. Sen baktın. Sen iyisin Yasin. Sakince dinle. Arkadaşlar bu... Ya niye geldin buraya? Ya Füzyan, bu sinir hafıda kullanıyor. Sizin olayın üzerine niye geldin? Tamam, kuşum otur bir otur. İşte bunlar. Ya. Niye? Aa, böyle ortalığı karıştırıyorsunuz ya. Benim vallahi bir günah var. İki tane çocuğum var. Ölüsün de benim haberim yok ya. Sen çocukların ya üzerine yemin etme. İterim. Ama vallahi haberim yok. İnan karısının da suçu yok ya. İşte zaten bu hap falan kullanıyor diyorsunuz ya. Bak bu hayattaki herhalde en çabuk öfkelenen kişilerden biri benim. Çok çabuk öfkelenmem de. Ama ben bunu insanın öfkesi ne sürmez saniyesi 30 saniyedir. Ya. Bir de böyle hani hop oturup hop kalkma, bu ama başka bir şey. Ben mesela bu öfkelerden korkarım. Çünkü insan, ben hep söylüyorum ya, cezaevi 10 dakika sonra yaptığından pişman olan insanlarla dolu aslında. Yani sinirlerine hakim olamayan. Öfkelenmek başka bir şeydir. Sinirlerine hakim olmak apayrı bir şeydir. Niye bu böyle mesela? Biz burada Asiye'yi tutuyoruz. Ya, biz tutmasak ne yapacağı belli öyle değil. Öyle de ben tabii haberi geçirdim. Buçuktan haberi geçirdim. Siz bana ne inanmıyorsunuz ya? Ya bir saniye ya. Bir saniye ver. Bu bir gelme. Ben Hücan mi söylüyorum ya? Hücan. Geldin, gel hadi. Doğru, yalan, dolan, iftira. Yani boyuna konuşuyor. Bak. Bacım. Ben bu bir saniye. Ergün Bey, bir şey sorabilir miyim? Benim kızım. Siz bana ne dediniz? Siz bana ne dediniz? Doğru. Benim annemi dediniz. Kim öldürmüşse öldürmüş. Ben dediniz, onun düşmanıyım demediniz mi? Evet. Şimdi bir iddiam var ki Asiye Hanım'la ilgili. Hı. Anlatabiliyor muyum? Eğer Asiye Hanım böyle bir şey yaptıysa siz Asiye Hanım'ı savunmaya devam mı edeceksiniz? Neden savunuyorum Hüge Hanım, biliyor musun? Neden? Hı. Çünkü ben o gün Asiye yanımda, Çanır'da yanımdaydım. Beraber gittiğiniz için olabilir. Evet. Hı? Beraber gitmiş olabilirler Hüge Hanım. Ya gittik, bir durun. Hani gittik diyorum ya. O gün komutanlar... Okuya kaçtığına araba girdi çıktı, hepsini çıkarttılar. Ya bir saniye ya. Tamam boşum, tamam. Nereye gittiğimiz çıktı. Ben şurayı merak ediyorum. Bu mobeseler onları çekiyor da bizi niye çekmiyor? Bizi niye çıkartmıyor? Kim? Ya Okuya o gün kaçtığına araba girdi çıktı, hepsi kayıtlı ispatı komutanlar çıkarttı. Madem Necati'yle biz Koya gitmişiz. Onun için söyleyeyim mi? Onun için oraya gidebilecek olan o kadar alternatif yol varmış ki ve ne yazık ki hepsinde kamera yok. Evet. O nedenle yani sizinle ilgili o köye gitmemiştir denilen net bir kayıt yok. Eğer siz de siz vallahi, yani dosyayı okumuşsunuzdur herhalde. Çok alternatif yollar var. O alternatif yollardan da yani %100 Ergin oraya gitmemiştir diye bir şey yok. Bakın ben burada Ayşe Hanım'la da ilgili konuşmak istiyorum. Ben Ayşe Hanım'ın cuma günkü sözlerinde de anlatmak istediği ama anlatamadığı çok şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü Ayşe Hanım önce dedi ki bir gitti bir geldi dedi. Sonra dedi ki kapıdan geri döndü dedi. Sevim teyze ağlıyordu dedi. Benim başıma bir iş gelirse oğlum yapar dedi dedi. Ben bu sefer gel bizde kal dedim dedi. Şimdi Ergün'ün hani ne haltlar karıştırdığı 50 yıldır belli. Yani gel bizde kal dediğinize göre size daha spesifik, daha özel bir şey anlatmış yok, olmalı. Yok anlatmadım. Hayır. Yemin ederim. Ama gel bu gece bende kalla Ergün'ün tavrı bitmeyecek. Oldu. Ergün'ün yani bir günlük bir siniri yok. Anlatabiliyor muyum? Ergün... Bu gece demedim. Tamam. Gel bizde kal demişsin ya. Gel bizde kal dedim. Gel bizde kal dedim. Ne kadar kalacak? Nereye bizde kal dedim. E canım Ergün ölene kadar sizde mi kalacak hayır, yani? Hayır. Orada da bir şey var. Ama ben önce şu röportajı size bir izleteyim de. Bu diğer hanımefendiden röportajı. Dinleyin bakalım ne diyor. Oğlunun borçları. Kayıp para ve altınlar. Köylüler diyor ki boynunda saklıyordu 10 çeyrek altın. Ya bu aldı, ya bu aldı, ya ben aldım. 3 çocuğundan biri diyorsun. Görgü şahidinden çarpıcı iddia. Sevim teyzenin altınlarını verirdim vermezdi diye bir münakaşa yaşanmış. Altın münakaşası cinayetle mi bitti? Münakaşa esnasında Sevim teyzenin öldüğü söyleniliyor. Sevim Yıldırım cinayetinde şüphe oklarının yöneldiği Ergün Yıldırım ve birliktelik yaşadığı Asiye Boyacı'nın evlilik vaadiyle insanları dolandırdığı iddia edildi. 80 yaşta babam var.
vardı. Bunlar nikahlandırmış. Ergül Bey babamla evlendirmek istemiş. Asiye Hanım'ı. Bu yalan söylüyor. Evlenip bilmem ne. Yemin ediyorum bak öyle bir şey yok. Ergün Bey Asiye'yi Arzu Tatlıbal sayesinde tanıdım. Asiye geldi oraya. Benim evimde kalabilirsin deyince ben de onun evine gittim. Ergün bana dedi ki sen dedi boş boşuna bu kadar çile çekiyorsun. Benim işim yaparsan çok para kazanırsın. Ne işi bu? Evlilik vaadiyle dolandırıcılık. Görgü şahidiyle Asiye Boyacı'nın tanışmasına aracılık ettiği söylenen Arzu adlı kişiyi tanıyan bir izleyicimiz benzer iddialarla bize ulaştı. Asiye Arzu'nun çok uzun yıllardır arkadaşı. Gelir Asiye Arzu'nun yanında kalır. Yani bir hafta bir ay. Sizin yayın zaten olmadı. Yaklaşık bir hafta önce falan gene geldi kaldı Asiye Arzu'nun yanında. Ya Arzu biliyor her şeyi. %200 biliyordur. İkisi de aynı işi yapıyor. Biz biliyoruz. Mahalle biliyor. Çankırı biliyor. Herkes biliyor. Arzu'nun kızı da var. Biz ona çok üzülüyoruz. Çocuk yanında helak oluyor. 14-15 yaşlarında. Birçok şeye o çocuk da şahit oluyor. Bizim burası küçük yer zaten. Yani ne yaparsanız yapın duyulur. Herkes duyar bunu. Köyden olsun, buradan olsun. Eşi ölmüş. Ondan sonra kimsesiz kalmış insanları. Tabii evlilik vaadiyle kandırıyorlar. Evleneceğiz, yuva kuracağız. Benim de kimsem yok. Bakanım yok. Çoluğum, çocuğum yok diyerekten bu şekilde kandırıyorlar. Evlenirken yüzüktür, bir tane bilezik vesaire küpedir. Aldırıyorlar. Bir hafta veya en fazla bir ay öyle kalırlar. Ondan sonra sen sağ ben selame sıra kadem basarlar. Sevim Yıldırım altın münakaşasında mı öldürüldü? Münakaşa esnasında Sevim teyzenin öldüğü söyleniliyor. İddia o ki Asiye Boyacı Sevim Yıldırım'ın nasıl öldüğünü biliyordu ve bununla ilgili konuşmalar yapmıştı. Söylenene göre 75 yaşındaki kadın altın kavgasının kurbanıydı. Bu cinayet olayıyla alakalı Asiye'nin yani %90 değil %100 ilişkinin olduğunu söylediler. Orada kaldığında kendileri konuşmuşlar. Asıl Asiye'nin bu işi yaptığını ve sakladığı söyleniliyor. Bu Sevim teyzenin altınlarını verirdim vermezdin diye bir münakaşa yaşanmış. Münakaşa kimin arasında oluyor? Kendi aralarında olmuş Sevim teyzeyle Asiye'nin arasında olmuş. Yani Asiye Sevim teyzeden altınları mı istemiş? Münakaşa yaşanıyor. O münakaşa esnasında Sevim teyzenin öldüğü söyleniliyor. Yalan niye söyle kız karı? Apo. Senin arkadaşın ya Asiye. Kız, niye bize soruyorsun? Bir susun sen. Kız Arzu tamam benim arkadaşım. Gidelim böyle oturalım çayımı içerim. Hiçbir şeyi konuşmam. Vallahi konuşmam. Ya, konuşmuşsun demek ki işte bak. Ya konuşmadım Zıhat abla. Vallahi konuşmadım. O yalan Kur'an çapsın gitmedim ya. Müslümansan inan kız. Vallahi öyle bir şey demedim. Tamam inandım yani tamam. Sen beni bilmiyorsun Zıhat abla. Kaç senedir beni tanıyorsun. Mesela anana bak yanımda baktım. Aynı çocuk gibi banyosunu yapardım. Yedirirdim, içirirdim, yatırırdım. Her şeyi gezdirip getirdim de. Mesela anan, babana da baktım, hiç ettin mi? İnkar ne ediyorsunuz? Tamam bak ben ona inkar ettim. Anana da Allah baktım. Allah razı olsun bak ben ona hiçbir şey demiyorum. Ama biz, kız senin anan benim anam fark etmez kız Zıhat abla öyle şey mi olur? Şu vatandaşın anası olsa yine aynı fark etmez kız öyle şey mi olur? Ha gerçekten bak ben hiç vallahi aynı kendi anam gibi severim öyle şey olur mu kız karıya? Gerçekten ben oğlum bak Müge Hanım vallahi şimdi ben... Şimdi iddia şu. Oya gitmedim ya. Ve bakmak ne demek onu da ben çok merak ediyorum. Bak yanımda kaldı. Ne kadar? Gelip gidip ya. Gelip gidip ameliyat oldum da bak gözümden ameliyat oldu. Hastanede ben yattım. Aha sata ulan vallahi billahi bak. Kur'an sağlasın ben öyle bir şey yaparım. Niye kaldınız? Niye, nasıl kaldı? Karı yalan mı bakayım hastanede? Şimdi benim her şeyin altında bu buzağı. Hayır hayır. Kim kalacak kendine? Kim kalacak hayır, hastanede? Hayır niye kaldınız? Öküzün altında böyle buzağı çıkarıyormuş. Hayır hayır niye kaldınız ki? Hastanede. He. Yani ne yapın kadın su tuvalete gidiyor, su istiyor, yemek istiyor. Kim bakacak kadın kızları orada? Kızları baksın. Bunlar mı? Ha, iyi laf edek. Müge Hanım biz... Şu gelmesin bir gün şu. Dertler olsun. Hayır. Şöyle bir şey var Asiye Hanımcığım. Ya ben ne desem sen saldırıyorsun da. Ben şunu ya kuzum altında bana bu zağırıyor musun ya? Ya ben şimdi çocuğuma bakmazken sevgilimin annesi göz ameliyatı olmuş. Geçmiş olsun. Ya ben ama kim kaldı kadının başında bunları Ankara'da kim? Senin çocuğunun başında kim var? Ben kendi çocuğumun başında kim var onu önemserim yani. Ergün senin nikahlı kocan değil. Senin üzerinden menfaat sağlayan. Hayır öyle bir şey değil. Öyle bir adam. Vallahi adam kendisi de söylüyor. İnsanı şimdi yaptığını söyleyince hakaret gibi oluyor. Mesleği belli. Kim bakacak kadın? Senin üzerinden para kazanan bir adam. Sen şimdi onun annesine hastanede bakmışsın. Kendi çocukları yurtta. Ben bunu satıyorum da para sağlıyor. Müge Hanım şimdi bak. Herkes onu söylüyor. Müge Hanım o söylemenin olmuyor.
inanmıyor ki. Miga, ben de 20 sene nereden biliyor insanlar? Nereden biliyor insanlar? Miga, bir şey söyleyeceğim. Senin o ilk karım dediğin kadınla nasıl tanıştıklarını, ne yaptıklarını herkes biliyor. Bilen bilsin. Ergün mi? Yani ben onu içeri ettim mi? Dile, ben 2008... Tamam, yani Dile. Sen tamam, ben sen bu kadının üzerinden... Bak tamam, sen ben, bu kadının üzerinden para sağlayan, tamam mı? Hayır, öyle bir şey yok. Yani ben bunun da adı, bu küfür değil yani. Ben cezaevinde olduğunu bilmiyorum bile. Aslında bunun adı küfür değil, senin yaptığın meslek belli. Tövbe. Tamam, yani şimdi bilmem nenin babasına niye gidip hastanede baksın ki? Niye? İyi mi Müge sen o zaman hastanede de birileriyle tanışacak diye düşünüyorum. Çıktım, geçmişimle yargılıyor şu anda. Ya geçmişin geleceği zaten biz 4 sene önceki cinayeti konuşuyoruz. Ben sen de 4 sene sonra, bir dakika, sen de 4 sene önce bu işleri yapıyormuşsun da annen öldükten sonra da seni de çok uluslu bir şirketin CEO'su yapmamışlar ki. Aynı tas aynı anuam. Ne fark ediyor? Peki yapmadığımız şey yaptık mı diyelim ya? Hayır, niye, nerede çalışıyorsun da para kazanıyorsun? Çukur Allah, her yerden ekmeğimi çıkarıyorum ben. Hayır, 4 senedir nerede çalışıyorsun? İşin neresi? 4 senedir işin neresi seni? Sen şu anda mesela nerede çalışıyorsun da ay başına maaşını alıyorsun? Ya. Bir dakika. Ya Fuşa, YTV'li diyorum, güzel konuşuyorsun da. Bak aha karşımda. Ergün Bey ya, ama bak cevap vermiyorsun ki. Cevap veriyorum işte. Ergün Bey bir dakika, sen bana beni geçmişimle yargılıyorsun diye beni suçladın ya. Evet. Ben de senden özür dileyebilmek için şunu soruyorum. 4 senedir sen hangi şirkette, hangi fabrikada, nerede çalışıyorsun ve aylık senin maaşını kim veriyor? Senin sigortan nereden yatıyor, bana söyler misin? Benim sigortam yok mu galiba? Tamam, nerede çalışıyorsun? Nerede çalışıyorsun? Yani günlük işlere gitmek de mi suç oluyor bu devlette? Bir dakika, hangi günlük iş? Sen öyleyse sen de değil, inşaatta falan çalışacak bir tip yok, olmuşsun 100 kilo, nereye? Sen nerede çalışıyorsun? Ekmeğimi sen mi veriyorsun? Hangi inşaat? Onu da söyle. Doğru konuştun. Bir dakika, nerede çalışıyorsun? Gidiyor, bakıyor. Bakın, kahvesi suyu buyu. Bir dakika, kahvede ne iş yapıyorsun? Garsonluk. He? Garsonluk. Ne? Garson, hangi kahvede garsonluk yapıyorsun? Bilmiyorum, yani her yere gidiyorum ben. Hayır, geziyorum. Hayır, sen bana şimdi son buraya gelmeden önce çalıştığın kahveyi söyle, arkadaş orada bulsun. Hangi kahve? Hemen Müge'ye göndereceğim. Hangi kahvede garsonluk yapıyorsun? Ya söyledim ya, geçen ben açıkça dedim Müge Hanım, yani ben her türlü ekmeğimi çıkartırım oradan. Bak bir dakika şimdi, hangi kahvede garsonluk yapıyorum dedin ya, hangi kahvede garsonluk bulayım? Bulmaya gerek yok Müge Hanım. O zaman kahvede garsonluk yapmıyorsun. Ben yapıyorum Müge Hanım, gerek yok kahveye. Ama niye canım, hangi kahve bulalım? Gerek yok Müge Hanım. Demek ki kahvede garsonluk değil senin işin. Ya Müge Hanım. Sen ne dedin benim işim? Evet. Benim işim dedin, fuhuş için yer temin etmek dedin buraya ilk geldiğinde, değil mi? Bunun da adı bellidir. Müge Hanım, ben fuhuş dedim. Bunun adını ben koymadım. Ben ona gel, ben kimseye satmadım dedim, ona katılmam. Ama ben yer buldum. Buluyorum da, buldum da. Tamam, ne için ben yer buldum? Ben hikaye etmiyorum. Ne için? Bir dinle, bak ne diyorum karşımda. Tamam, günlük yer bulmanın anlamı ne? Şimdi karşımda, hani diyor ya beni böyle teklif etti, şöyle etti. Nereye gitmiş? Kim bana para vermiş? Yalan dolan. Kabul etmedim diyor. Bir saniye, ama sevgilisiyle gelip de bana bu iftira atmanın şeyi yok. Tamam. Bak diğer kadının anlattıysa Asiye biliyor. Çünkü Asiye altınları istemiş diyor. Ya sen... Bir. Anlattı ya kadın. Koyarım, kadın bana altın verecek. Bunu anlatsın. Tövbe Allah kol. Para vermez, para Allah'ın kuruşu. Vermemiş zaten. Asiye vermediği için de öldürülmüş kadın. Kadın altından da bile sorun haberim orada. Yok. Bu satabılana sorsana. Kadın altınları da vermediği için ölmüş. Hani altından bile haberim yok. Karşıdığının altından parası senin bile haberin yok. Vallahi yok ya. Ben hocam, ben adam itiraf dökmem ya. Nasıl ben, olmayacak Asiye? Ben altından. Herkes biliyor. Bütün ailesi biliyor altınlarını. Ben sen bilmiyorum. Nasıl bilmeyeceksin? Ben vallahi bilmiyorum altını. Sor ya kadına bir dakika. Misin? Ha? Hastanede bu kadına bakan sen değil misin? Hastanede kadın bana altın kızları, mı getiriyor? Kızları bir dakika. Kızları kadınla ilgilenmediğinde kadını yıkayan, kadının her türlü hizmetini yapan sen değil misin? Bu kadının altınları da zaten boynundaymış. Yok, ben görmedim. Dolayısıyla bu kadına sen baktınsa boynundaki altınları da sen göreceksin. Vallahi görmedim hocam. Senden başka kim görecek? Allah. Kim bilecek? O bizim oraya altına hayatta gelmez. Vallahi gelmez altınla multunla. Hiç görmedim daha. İstersen kafa sallamasın, kafan gitsin şöyle, ben altın multun görmedim. Vallahi görmedim altın multun. Görmeme şansın yok, sen baktın. Sen de değişmez ki. Sen de değişmiyor hocam, ki gerçekten. Hocam benim altınları bana göstermez, göstermez. Tamam ama sen altınları biliyorsun zaten, altınları alan her gün. Ben neden görmedim? Vallahi görmedim aldığını verdiğini ya. Benim altından bana ne ya? Para, kaynan bana gelir de para bile vermez ya eve ki. Olsa bile. Vallahi para verdiğini görmedim ya ben daha bu 50 milyon. Nurgül'e veriyordu bizim oraya geldiğinde parayı boyuna. Zaten vermediği Allah, için öldürülmüş kadın. Nurgül gülme, gördüm elimle sıkışırken gördüm parayı sana. Ya hocam niye vermediği için? Beni annem, ben istediğim zaman hiçbir zaman bana yok demez. Ama
Böyle bir kadın neden öldü Ergün? Kadın dur bu yalan dedi. Çatablam sen niye öylesin? Ya bunu sen niye söyleme? Bu benim anam. Ergün Bey, senin yaşam tarzınla... Senin yaşam tarzınla... Senin annenin, babanın geliri... Ne söylüyorsun bunları? Kime söylüyorsun? Niye gülüyor bu? Müge Hanım sana bir şey diyeceğim bak. Şimdi niye sen Nurgül'ü şey... Bir dakika, senin annem ne istese verir diyorsun ya. Aman. Senin yaşamak istediğin hayatla annenin babanın geliri birbirini örtmüyor ki. Örtüşmüyor ki. Yani ben o konuda demiyorum. Hani diyorlar ya almadı benim. Açık diyorum. Benim annem babam bana o kelimeyi kullanmaz. Bir dakika. Satı kardeşim dedi ki ne? Çünkü senden korkuyor. Aynen. Kimden? Annen. Annem. Ha. Annem benden korkuyor. Ayşe de yalancı. Bir saniye babam benden korkuyor. Babayı diyorum. Bak işte ya, evet. Cuma günü Ayşe anlattı işte. Ya, ben de yalan ya, oldum. Ya, bak yemin ediyorum sen hepsini yalan ya. Efendim Ayşe. Ben de yalan oldum ya. Yalan söylüyor diyorlar ya. Tamam söyle ne anlatıyordu Sevim Hanım? Bundan korktuğunu söylüyordu. Daha ne yapacak? Ben de diyorum ki. Ben açık o zaman evdesiniz. Ya 3-4 şimdi mi yani? O zaman niye söylemediniz? Bu komutanlar geldi, sordu, her şeyi sordu. Söylemeye işaret etsin. Ben sen ne yaptım yani? Kavgam ettim. Geldim senden tembihim bittim. Şöyle söylememi dedim. Bana dedi onu yapayım. Ben Ergün Bey, annesi bile senden korkarken Ayşe seni niye evinin üzerine sıçratmak istesin ki o dönem? Aynen. Sarhoş adam gelip annesinin gece 3'te evini basıyorsa aynen, ben kendi aynen olarak da söyleyeyim. Ben ne yapayım? Ben de o adamı kendi üzerime mi sıçratayım? Bana Müge Hanım şimdi dönüyor dolar iftira idira. Kardeşler bunların timsak konserine inanmam açıklıyorum. Bunların buraya çıkıp da timsak. Bidir madem ben koçuyum artık koç olduk. Yani olan oldu. Yürü para için geldim. Bir diğine. Parayı bek seversin. Hadi kardeşim ben koçuyum. Bak babaya da madem babamı bana bırakıp niye gidiyorum? Koya bırakıp gidiyorum. Ayşe oraya gelince ben görmedim. Ya bidir, işim vardı da bırakmadı. Ben koçuydum da niye bırak kaçıyordunuz ya? Bakan benim, idem benim, ben koçuyordum. Sen mi baktın? Ya bırakın bu işleri ya. Yalan kızım, ardı gelmiyor. Yalan söyleme anka. Boşuna kalmayın. Yatar ya sizin. Sus. Yalan kızım, ardı gelmiyor. Gece yarısı bak, gece yarısı. Ay Allah'ım gerçekten. Yani yatıp da kimseye evde muhtaç etmesin. Demek ki 3 gün hastanede yatsan, biri yanında kalsa... ...ön sarkan sandalına baktın diye anlatacak yıllar. O konuda değil, benim kızlığım ne biliyor musun? Hani diyor ya. Ben koçuyum ya. Ben koçuyum, onun için diyorum. Hani ben kötüyüm ya. Sen iyi bir insan mısın Ergün Bey? Ben iyiyim yani. Benim kimseye kötülüğüm dokunmadı. Öyle mi? Adımız çıkmış 9'a inmiyor 8'e. Başka bir peki, şey yok. Peki adın niye çıkmış 9'a? Ha, geçmişten işte. Hani diyorlar ya. O bak ben sana bir şey söyleyeyim. Sen iyi bir insan mısın? İyiyim valla. Şart yemin ediyorum iyiyim. Benim kimseye kötülüğüm dokunmadı. Senin çocuğun var mı? Var. Onlar neredeler? Bir kızım var. Annesinin yanında. Anladım. Seninle görüşüyor mu? Yok. Arada görüşüyor. Arada görüşüyor. Asiye ile niye evlenmedi? Öyle oturduk mu yani evlendik imam nikahıyla evlendik. Hı? İmam nikahıyla evlendik. İmam nikahını boş ver. Bu da bu yani da niye mesela nikah kıymadın? Kıymadık mı yani? Niye? Nikahsız güzel bir tek ben miyim? Bu da nikahsız. Bilmiyorum yani kıymadık şimdi. Kıydık bir sekere alalım kıymadık. Kime diyorsun o? Sana ne? O zaman bize bana da size bana ne? Seni ilgilendirmez herkesin şeysi. O zaman seni beni ilgilendirmez. O zaman beni ilgilendirmez. Senin yaşantımına benim yaşantım girdi. Bunu ortaya atmanın sebebi ne yani? Bunu ortaya atınca seninki sanki el üstünde... İlla bana gidiyor ortakilere konuşamayalım. Bu. İlla. Hocam hep bu tarafı savunuyorsunuz bakıyorum da. Ya konuşamayıp da ne yapıyor? Dur hele. Yarasallah. Hocam bir şey diyeceğim. Hep bu tarafı savunuyorsunuz. Yanlarındakilere niye konuşmuyorsun şimdi? Onlara niye konuşmuyorsun? Şunu da anlayalım konuş. Bak her şeyi Allah'sız açın konuşun ya. Feryat ediyorsunuz. Haksız yere feryat ediyorsunuz. Ama hocam vallahi haklıyım. Ben hiç bunların anasını alayım. Vallahi ilgim ya yok. Ya kardeşim daha telefonuna bağlanmadan ne yani konuşacağını anladığın için başlıyorsun bela okumaya. Ne anlayabildin kadın olsun? Yalan bir şey ya hocam bağlansın diyorum. Ben bağlansın. İlgim yok. İlgin karısından da. Bağlansın. Bir dinleyelim. Hiçbirini kabul etmiyor. Yok yani yok. Ben bağlanmasın ne dedim? Bağlanıyor. Ama bağlanabildiğiniz kadar bağlanıyor. Peki sen nereden biliyorsun? Bağlanan kadın diyor ki Asiye bunu anlatmış Arzu'nun bulunduğu ortamda. Hayır benim ya kulağıma kadar geldi. Altınları isterken Sevim Yıldırım o sırada ölmüş diyor. Hayır. Belki ya de ona gittiniz altınları istediniz zaten paraya ihtiyacınız var. Asiye'yi gönderdiniz altınları alsın diye. Vermeyince kadın öldü gittiniz Necati ile beraber alıp götürdünüz ben mü mesela? Ben altınları istemeye gitmişim. Ben o hiç kapıda dinle. Ben olay oldu ben kapıya bile çıkmadım dışarıya. Niye? Ha vallahi annem gül gözüm ben kız koydu hiç anan adamın kenarına. Nereden bilsin? Olmuyor ki zaten Asiye o gün bir gün öncesinden bahsediyor. Kız ben gitmedim koya hiç gitmedim hiç. İlçesi gün gittim ben bir komşunun arabasının evin önüne bile gitmedim. Caminin önüne indim ayıp olur diye elbiselimle. Ben öyle köye meye vallahi gitmedim Müge Hanım. Ben tövbe gitmedim ya. Niye köye gitmez miydin? Ben giderdi, köye giderdi. Ama gelin de bu yalan gitmem ben. Ben köye vallahi yalan arabaya binip de köyün kapısından yoldan yola gitmem.
Ben gitmedim köye. Gidiyorlar da Müge Hanım. İstedikleri zaman... Gidiyorlar mı? Yalan... İstediğiniz zaman arabayı da buluyorlar, çağırıyorlar da o araba geliyor bunları. Götürüyor da getiriyor da. İstedikleri zaman gidiyor da. Kim? Sen ne esas götürmeyi? Tamam. İkimiz beraber gidiyoruz. Hani gitmiyordun? Kız market... Sen yalnız da gidiyorsun. Ben yalan gitmedim. Vallahi gitmedim kız. Gittin de. Gitmedim. Gittin. Vallahi gitmedim ya. Gittin. Kız sus. Vallahi gitmedim. Gelin ben koyayım. Ne işim var? Peki Ergün Bey neden Ayşe Sevim teyzenin sizden korktuğunu söylüyor? Valla Müge Hanım aha yüzü burada yüzü. Anişan ama ben böyle bir şeyle tahammül etmiyorum. Bak o zamana kadar niye dinlemiş? Ben onu artık hani düşüne kafa yiyecek. Madem Ayşe... Senin gibi da, belayı ben üstüme ha, niye salşaydın? Ya bir saniye bak. Orada ifadem bir baş. Buraya ilk geldiğim onu dedin ki... Konsular dedim ona geçti. Ertesi günü dedin ki... Ya bir saniye. Ben hani evine geldim mi? Ertesi günü dedin ki alacakları dedin. Bir gün sonra da Ergül'den kor. Yani hani Selahattin Erevan'ın... Ya 6.5'da, bir 5.5'da, bir 7.5'da koy. Yani birileri bir yere... Ergun. Bir dine olayı yönlendiriyor da nereye yönlendiriyor onu merak ediyor. Yani. Tabii canım. Herkes bir tarafa çekiyor. O zaman eğer Ayşe yalan söylüyorsa sence bu cinayeti Ayşe ile Nazım mı işlediler? Ya ben diyecektim. Aynı onu diyecektim bana. O zaman biz işledik diyecektim. Yani... Ondan iyi. Gel gitmeden kurtuldum ben. Yani o sandım yani kurtuldum diyeyim. Anladım. Ha. Yani Nazım dün mı öldürdü buraya gel gel. Ne biliyorsa söylesin diyor mu? Gel bana. Hayır hayır. Ben onlardan şüphelenmedim ki hayatta. Hayır hayır. Niye yalan söylesin? Niye iftira Çimcan, ya sen bizi suçluyor lan doğru. Sakablandı valla sakablandı. Her şeyi Ayşe biliyor dedi. Geldi lan geldi. Siz niye bir cinayet iddiası var? Siz de dolaşıyorsunuz. Ya bir kadın var Asiye anlatmış diyor bu cinayeti diyor bir kadın. Asiye anlatmış bu cinayeti duyduk diyor. Kim? Arzu da bilir diyor. Sen Ergün Bey hala daha dönüp niye kardeşlerine ve Ayşe'ye laf söylüyorsun dönüp de Asiye'ye söylemiyorsun. O Arzu Hanım. Ben mi biliyormuşum? Sağ ol. Öyle diyor duymuyor musun? Yok ben ben mi diyorum dedi ya kadın dinleyince ama anlamadın. Ama sonra da kaynağım ben bilmiyorum ben kaynağım ne oldu ben ne bir reklama dedi. Girelim bir daha izleteyim mi size ne dediğini ama. Anlamadınız herhalde siz. Ha, git ya böyle günah aman bir ara verelim de. Bizi her zaman arayabilirsiniz. 0212 354 4325 354 4326 canlı yayın sırasında ulaşabileceğiniz telefonlarımız 0212 639 4263 639 5017. Siz herhalde izlediğinizi anlamadınız. Şimdi biz benim yayınladığım bantta şu anda canlı yayınımızda olan evlilik vaadiyle beni bu işlerde çalıştırmak istediler diyen kadın var ya, o kadın cuma günü konuştuğunda Arzu isimli birinden bahsetmişti. Şimdi izlediğiniz bant da diyor ki Arzu ile Asiye birdir. Hatta Asiye buraya gelmeden evvel de Arzu'da kalmıştı diyor. Kaldın mı Asiye'ciğim? Kalmadım. Kalmadı. Vallahi kalmadı. Ve diyor burası küçük yer. Herkes ben diyor Asiye kalmadım. De her şeyini Arzu'ya anlatır. Arzu da dedi ki diyor altınlar yüzünden bu kadın ölmüş. Asiye de biliyor yani, diyor. Yok. Hatta Arzu da bilir diyor. Ben de buradan yetkililere yok, söylüyorum. Yok. Çünkü bir suçu işlemek evet cezayı müeyyide gerektirir ama bir suçu bilerek saklamak, örtbas etmek, yetkilileri o suçu bildiğin halde bilgilendirmemek de bir suçtur. Yok mu yani? Anlatabiliyor muyum? Bak bir izleyin. Ergün Bey sen de bir izle. Konuştuğun için bantta yayınlanırken neden dediğini duymuyorsun herhalde. Ona cevap verin. Tamam izliyorum. Oğlunun borçları. Kayıp para ve altınlar. Köylüler diyor ki boynunda saklıyordu 10 çeyrek altın. Ya bu aldı ya bu aldı ya ben aldım. 3 çocuğundan ne diyorsun? Görgü şahidinden çarpıcı iddia. Sevim teyzenin altınlarını verirdim vermezdi diye bir münakaşa yaşanmış. Altın münakaşası cinayetle mi bitti? Münakaşa esnasında Sevim teyzenin öldüğü söyleniliyor. Sevim Yıldırım cinayetinde şüphe oklarının yöneldiği Ergün Yıldırım ve birliktelik yaşadığı Asiye Boyacı'nın evlilik vaadiyle insanları dolandırdığı iddia edildi. 80 yaşında babam vardı. Bunlar nikahlandırmış. Ergül Bey babamla evden geçirmek istemiş. Asiye Hanım'ın. Bu yalan söylüyor. Evlilik bilmem ne. Yemin ediyorum bak öyle bir şey yok. Ergün Bey Asiye'yi Arzu Tatlıbal sayesinde tanıdım. Asiye geldi oraya. Benim evimde kalabilirsin deyince ben de onun evine gittim. Ergün bana dedi ki sen dedi boş boşuna bu kadar çile çekiyorsun. Benim işimi yaparsan çok para kazanırsın. Ne işi bu? Evlilik vaadiyle dolandırıcılık. Görgü şahidiyle Asiye Boyacı'nın tanışmasına aracılık ettiği söylenmiş.
söylenen Arzu adlı kişiyi tanıyan bir izleyicimiz benzer iddialarla bize ulaştı. Asiye Arzu'nun çok uzun yıllardır arkadaşı. Gelir Asiye Arzu'nun yanında kalır. Yani bir hafta, bir ay. Sizin yayın zaten olmadan yaklaşık bir hafta önce falan gene geldi kaldı Asiye Arzu'nun yanında. Ya Arzu biliyor her şeyi. %200 biliyordu. Böyle gidelim. Kaldın mı? Müge Hanım bak gerçek bak. Saygınlaşım hissetmiyorum. Vallahi kalmadım. Kalmadı. Bak hani giderim böyle otururum. Çay içerim ama bırakır gider öyle hayatta benim... Arzuyla kalmazsın. Hiç kalmam. Hayatta tamam. Kalmam. Konuşmam da öyle bir şey. Ha bana dedi ki kayınlamı öldüm demiş ya telefonu şeye düşünce. Ben bilmiyorum dedim. Hani benim haberim yok dedim. Kim dedi? Arzu mu dedi sana? Hani soruyorlardı bana. Hani şeye düşmüş. Nasıl ya. Öldü kayınvaliden diye? Ha? Nasıl öldü diye mi soruyorlardı? Hani ben bilmiyorum. Haberim yok. Hani şeyden görülmüş demiş. İlk öldüğü gün telefonu şeye düştüğünde. Benim haberim yok bacım. Ben bilmiyorum dedim. İnternette haberi gördüler, sordular. Sen de benim haberim yok dedin Arzu'ya. Tamam. Ben Arzu'nun hayatta kalma. Hani tamam. Giderim böyle oturun çay içelim. Hiç kalmam. Arzu biliyor her şeyi. %200 biliyordur. İkisi de aynı işi yapıyor. Biz biliyoruz. Mahalle biliyor, Çankırı biliyor. Herkes biliyor. Arzu'nun kızı da var. Biz ona çok üzülüyoruz. Çocuk yanında helak oluyor. 14-15 yaşlarında. Birçok şeye o çocuk da şahit oluyor. Bizim burası küçük yer zaten. Yani ne yaparsanız yapın duyulur. Herkes duyar bunu. Köyden olsun, buradan olsun. Eşi ölmüş. Ondan sonra kimsesiz kalmış insanları. Tabii evlilik vaadiyle kandırıyorlar. Evleneceğiz, yuva kuracağız. Benim de kimsem yok. Bakanım yok. Çoluğum, çocuğum yok diyerekten bu şekilde kandırıyorlar. Evlenirken yüzüktür, bir tane bilezik vesaire küpedir. Aldırıyorlar. Bir hafta veya en fazla bir ay öyle kalırlar. Ondan sonra sen sağ ben selame sıra kadem basarlar. Sevim Yıldırım altın münakaşasında mı öldürüldü? Münakaşa esnasında Sevim teyzenin öldüğü söyleniliyor. İddia o ki Asiye Boyacı Sevim Yıldırım'ın nasıl öldüğünü biliyordu ve bununla ilgili konuşmalar yapmıştı. Söylenene göre 75 yaşındaki kadın altın kavgasının kurbanıydı. Bu cinayet olayıyla alakalı Asiye'nin yani %90 değil %100 ilişkinin olduğunu söylediler. Orada kaldığında kendileri konuşmuşlar. Asıl Asiye'nin bu işi yaptığını ve sakladığı söyleniliyor. Bu Sevim teyzenin altınlarını verirdim vermezdim diye bir münakaşa yaşanmış. Münakaşa kimin arasında oluyor? Kendi aralarında olmuş Sevim teyzeyle Asiye'nin arasında olmuş. Yani Asiye Sevim teyzeden altınları mı istemiş? Münakaşa yaşanıyor. O münakaşa esnasında Sevim teyzenin öldüğü söyleniliyor. Bu. Yani bir münakaşa yaşanıyor. Asiye ile Sevim teyze arasında yaşanıyor. Çankırı'da konuşulan bu deniyor. Müge Hanım ben hayatta ben kaynama hayatta bir laf söylemedim. Gelirdi bizim evimize hani kalırdı giderdi köyden gelince. Ben hayatta onunla bir kavga yapmam. Hiç laf bile söylemem. Çarşıya ben gezmeye götürdük hani marketine. Gir evimize gelirdik. Ben hayatta onunla bir ağzım açıp da Allah tövbe bir şey demedim ya. Kaynam bana altın değil, kuruş vermedi. Kuruş. Vallahi ben altınları hayatta bilmem. Vallahi ben bilmem. Hani kızlar bilir de ben altınlarını bilmem. Niye? Ergün söylemez miydi? Ergün alıyormuş çünkü. Ben 4-5, vallahi 4-5. Görmedim. Ben altın buldum görmedim. Gerçek bak. Eğer bana inanırsan Müslüm, vallahi altın görmedim Müge Hanım. Bak gerçek söylüyorum bak. Hayır, görmemiş olabilirsin. Saklıyor zaten. Hı. Ama biliniyor. Herkes biliyor. Ben nerede sakladım vallahi bilmiyorum. Gerçek. Aha sat ablam. Bak ben altın buldum bilmiyorum. Gerçekten altın değil benim yanıma gelir bak. Köyde... Peki Asiye sence bu altının dışında Sevim teyze niye öldürülmüş olabilir? Ben bilmiyorum yani bilse. Hayır sen aldın demiyorum. Yani altın ve paranın dışında Sevim teyzenin öldürülme nedeni neydi? Ben bilse. Sen akıllı bir kadınsın sen sosyal hayatın içindesin. Ben bilse. Yani... Hayır niye öldürülmüş olabilir 75 yaşındaki bir kadın? Bilsem söylerim vallahi bilmiyorum. Bilmek hayır, değil tahminin yani ne tahmin edersin ne tahmin edersin? Yani köyde bir onu sevgilisi soruyor. Mi vardı? Yok. Sevgilisinin kıskançlık cinayetine hayır, mi kurban yani, gitti? Onun öyle şey yoktu. Ne bileyim birine bir kötülük yaptı da düşmanı mı vardı? Yok, kan davalısı mı vardı? Yok, her gün sana yok. Da soruyorum yani anneniz bu altın ya da paranın dışında öyle neden şey öldürülmüş yok, olabilir? Müge Hanım bilsem yine söylüyorum söylerim biz tamam annem... takım hani öyle şöyle de, hani şeyi vardı ama şimdi tutup da annem şu şöyle vardı diyemem. Günahını da alamam. Yok yok karının günahını. Ah. Annemin de günahını alamam yani. Bekâhı yani cennet olsun şöyle bu böyle hani annem hani bilmediği kişiye bile tanımadığı kişiye bile verirdi yani. İçini sırrını söylerdi. Bunu ağa kardeşlerim de ama dönüyor dolaşıyor buraya gelince insanın çıldıracak dereceye geliyor. Tamam Ergün o zaman sen değilsen onun parasını hani ısrarla isteyen. Kim olabilir mesela? Ayşeler mi istiyordu, Nurgül mü istiyordu, Satı mı istiyordu? Kim? Bilmiyorum ki Müge Hanım. Bilsem.
Bak işte şey burada, Hüseyin Bey burada, diğer Hüseyin Bey burada. Aa, ikiniz de Hüseyin'siniz bu arada. Sen Dilek Dile. Arkadaşım bak arada kalmışsın. Yani kim? Bak mesela Hüseyin Bey'in altında dediniz. Şey var. Depo gibi bir yer var. Anneni oraya saklamış olabilir dediniz. Hüseyin Bey evinde şey yapıyormuş, fuhuş yapıyormuş. Senin bu... Onu ben demedim Müge Hanım. Hani... Yani öyle bir şey demedim. İşte kim birisi söyledi ha, vallahi. Müdür söyledi, dedi, müzavra dedi. Hani aa, burada. Annesi söyledi Müge Hanım. He? Basa basa bunun annesi söyledi. Ben... Ama Necati Bey'in eşi söyledi. Evet. Tam adam da buraya geldi. Anlatabiliyor muyum? Bizim bu senin kadın göndereceğin kimdi? Bu Hüseyin miydi? Evet. Bu Hüseyin abi. Evet. E tamam Hüseyin madem evlerine kadın çağırıyormuş da sen o zaman onu niye nehir boylarında aradın? Evine gönderseydin. Yani ben evine ne göndermedim. Bizim ırmak kenarları var. Yani ben gizlim saklım da konuşuyorum. Ben açık konuşuyorum. Ben evinde bak, evinde öyle bir şey ben de diyemez kaç yaşında ya. Adam ırmak kenarında ne yapacak kadını ya, evine göndersin? Hani zaten altta... Geçen dediğim oralarda dışarıda yani çıkınca oluyor hani bazı şeyler. Ama ben bunun evine de gitmedim, evine de herhangi bir şey, aha yüzüne diyorum. Peki öyle bir şey söyleyeceğim, madem bu kadınları hani sen böyle evlilik vaadi falan filan diye çağırmadım, konuşmadım diyorsun ya. Mesela Hüseyin Bey'in evine hangi kadını gönderecekti? Ya herhangi birini, tanıdığım birini. Ankara'dan veya buradan. Tamam işte mesela o kadınlar da diyor ya işte bizi bu işe sürüklemeye çalıştı diye. İşte öyle bir kadın olacak ki Hüseyin Bey'in evine gidecek. Kim gidecek Hüseyin Bey'in evine? Ben evine göndermedim de... Ya ırmak kenarına o zaman. Niye ırmak kenarıysa o da fantazisi mi işin yani? Adamın evi var o zaman evine gönder. Hani ırmak kenarında bu adamı 4 yıldır arayana kadar gülmeyin ama doğru söylemiyor muyum? Yani bu adamı konuşturmak için kadın göndereceksen yanına. Niye adamın başka bir köydeki ırmak kenarına gitmesini bekliyorsun ki? Adamın adresi belli, sizin altınızda oturuyor. Gönderseydin bir tane kadın... Ya sana nasıl diyeyim Müge Hanım, açık konuşayım ben kötü. Orada daha rahat konuşurlar yani hani ırmak kenarı hani ben açık konuşuyorum. Gizli kapaklı da konuşmuyorum. Irmak kenarında daha rahat konuşurlar. Evet. Hani o da bir dek gelmedi. Dek getiremedi. Ben açık diyorum. Sen konuşmaya mı yollayacaktın kadını Ergün Bey? Valla daha şey... Sohbete mi yollayacaksın anlamadım. Affedersin ben şeye göndermedim. Ben kendine de konuşmadım. Konuşma, kamufle. Ha, kamuflaj. O zaman evine göndermen dediğimi daha makul. Hocam bak ben bununla görüşmedim. Herhangi bir şey etmedim. Ben bir arkadaş vardı sıra. Hani bu olayı öğrenmek için. Tamam eve gönderse de Hüseyin Bey'in de hayır diyecek hali yok. Tek başına yaşıyor adam zaten. Yani göndereydin birini. Gönderdi mi sana kimseyi? Hiç görmedim ki ben. Sana eve de dışarıdan kadınlar mı geliyordu Hüseyin Bey? Hayır. Ben evime gelecek adamlar misafirimdir. Gelenler misafirimdir. Ha geliyor benim kızlarım geliyor. Gelinlerim geliyor. Evimin temizliğini yapıyorlar, çekiyorlar, gidiyor birkaç gün bekleyince. Öyle ben bir şey görmedim de bilmiyorum. Hüseyin, senin annen bildiğine göre sen de bilirsin. Evine bunun başka türlü kadınlar mı geliyordu? Başka diğer bir telefon vardı reklama girmeden önce. Ha? Başka türlü kadınlar geliyordu, evet. Ha. Geliyordu ama Mara da geliyordu. Ya bak geliyormuş, keşke sen de göndereydin konuşturmak için. Benim bir bağlantım yok gibi yani. Ben o şeyden dolayı adam... Hani konuşmuyoruz ama böyle deyince hep ters oluyorum. Hani hadisin ki konuşuyor. Sen Hüseyin Bey'in evine onu mutlu etmek için göndermiyorsun ki birini. Annenin cinayetiyle ilgili bir şey bildiğini düşünüyorsun. Kadın gitsin onu konuştursun diye gönderiyorsun. Öyle değil miydi niyetin? Evet. Tamam. Adam evinde oturuyor. Kaç yaşındasın siz Hüseyin Bey? 74 efendim. Şimdi 74 yaşındaki adamı yan köydeki ırmak kenarında aramaya ne gerek var? Adamın evi var, barkı var. Göndereydin birini diyorum. Evet olmadı Müge Hanım. Olsa gönderirdim zaten. Evde olmaz anladım. Bir hanımefendi daha telefon atmıştığımızda bir düğüne gitmiştim. Ergün ve Asiye de oradaydı. Diyor. Kim bitkisel hayattaymış? He? Kimin? Ha, hanımefendi günaydın. Günaydın. Ay, buyurun efendim. Ya Müge Hanım merhaba. Hoş geldiniz yayınımıza. Buyurun. Ben şöyle anlatayım. Benim eşim 2016'da kaza geçirdi. Bitkisel hayata girdi. Geçmiş olsun. Ben 2017'nin Eylül ayında kuzenin Çankırılı birisiyle evli. Onların düğününe gittim. Düğünde Asiye geldi yanımıza. Biz konuştuk, tanıştık. Ondan sonra ben yakınımız biri bana eşimi sordu. Ben de durumunu anlattım. Yattığı hastaneyi falan söylemiştim. Ondan sonra biz dedik ki biz çok bir araya gelmiyoruz kuzenler olarak. Çankırı merkezde büyük bir AVM var. Oraya oturalım. Bir kahve içelim, bir kahvaltı yapalım. Sonra da beni yolcu edin dedim. Ertesi gün oldu. Biz AVM'ye kahvaltıya gittik. Ergün 60 yaşlarında bir adamla geldi masaya oturdu.
Bana dedi ki senin durumun belliymiş dedi. Bu adam evlenecek dedi. Yapracık mı dedi. Yapraklı mı dedi. Öyle bir ilçeden getirdim dedi. 10 tane Cumhuriyet altınla anlaştım. 5'i senin, 5'i de benim dedi. Biz orada kavga ettik. Biz çıkarken Asiye karşımıza çıktı. Benim kuzenim bir iki kere vurdu Asiye'ye. Ondan sonra benim, bizim damadımız, kuzenimin eşi beni apar topar Büyük Otel diye bir yer var orada. Onun önünden Kastamonu otobüsüne bindirdi, Ankara'ya gönderdi. Biz o olay öyle de kapandı zannettik. 2018'de benim kızım üniversite kazandı. Biz garajlardayken Ergün bana mesaj atmış Facebook üzerinden. Eşin durumu belli, kızların durumu belli. Bak kendini düşünmüyorsan kızlarını düşün, eşini düşün dedi. Ben ilk yaptığım şey Facebook'umu komple kapatmak oldu. Ondan sonra kızımı garajlardan aldım, üniversiteye göndermedim. Evime geri geldim. Kardeşini çağırdım, durumu anlattım, kızıma da anlattım. Ben ertesi gün gittim, işimden 4 gün izin aldım. Bankaya gittim, 50 milyar kredi çektim. İlk yaptığım şey özel ambulansla eşimi Hacettepe Hastanesi'nden Gülhane Hastanesi'ne nakletmek oldu. Eşimi güvenli bir yere aldım. Oradaki güvenlikleri de uyardım. Ondan sonra kızlarım ve kendi hakkımı kardeşimin üzerine çektim. Yeni sıfırdan hat aldım. Ankara'nın Keçiören ilçesinde Mamak ilçesine taşındım. Şu an başka bir yerde oturuyorum gerçi. Orada kalmadım da. Ondan sonra tekrar Erzurum'a bilet aldım. Ne küçük kızımı evde bırakabildim, ne büyük kızımı Erzurum'a tek gönderebildim. İki kızımı da aldım, götürdüm Erzurum'a, kızımı KYK yurduma teslim ettim. Ondan sonra geri geldim, işimi değiştirdim. İş yerimi değiştirdim. Pardon, niye siz Ergün'den bu kadar korktunuz ki? Çünkü ben onu sonradan araştırdım. Kuzenim dedi ki, bu dedi para karşılığı iş yapıyormuş dedi. Benim de annem babam yok. Kardeş bağım da çok kopuk. Bir tanesiyle iyiydi. Kızlarımı koruma amaçlı böyle bir tedbir aldım. Sonra da 5 yıl o krediyi ödedim. Kendi evime, düzenime kurduğum krediyi. Sen bakma burada onların ahlak dersi verdiğine. Ya benim eşim yoğun bakımdayken ben 50 milyar kredi çekmek zorunda kaldım. Sonradan eşim vefat etti. Ben ne zorluklar yaşadım. Ben Erzurum bileti 400 liraydı o zaman 2018 yılında ve ben 4 yıl çocuğumu Erzurum'a kendim götürdüm. Küçük kızımı da yanıma götürmek zorunda kaldım. Bir saniye durur musun? Ne diyorsunuz? Valla Müge Hanım, bayan ne güzel konuşuyor. Çıksın buraya gelsin. Ben onu ne tanıyorum? Bir de kavga ettik diyor. O kavga nerede ettik? Nerede yaptık? Ne tanıyorum ne biliyorum. Açıklayayım ha yüzüne diyorum. Madem orada tanıştık, kavga etmişik. Benle Face'inden işim olur. Ne TikTok'unan işim olur. Bunları hani konuşuyoruz, hayal, gerçekten tanımam. Açıklıyorum. Ama cuma günü bu yayındaki kadını da tanımıyordunuz, sonra tanıdınız sevgilisine kadar. Yani bak ben tanıdım ama tanıdık sesinden çıkar diyorum. Sesinden çıkar cuma ama günü tanımamışsınız ama değil mi? Sesinden tanımam. Bak yemin ediyorum tanımıyorum, bak Allah belamı versin tanımıyorum ben bunu. Ama sesinden tanır gibi oldum da olmaz. Nereden kavga etmişik, orada her şey vardı, kamerası da vardı. Ya anam ya vallahi. Ya yan yana geldim ne de tanıyorum ben bunu. Tanımıyorum sizi diyorlar hanımefendi. Yok koca ya. Kocanın adı ne? Müge Hanım. Kim felçliymiş? Hanımefendi tanımıyorum. Ya yalan ya. Esnaflar ayırmıştı. Efendim? AVM'nin karşısında esnaflar vardı. Züccaciyeciler falan vardı. Onlar bizi ayırmıştı. Ben o beyan kavgaya bile dahil olmadım. Ben o an çocuklarım yanımda olmadığı için çocuk derdine düştüm. Hanımefendi yalnız ben de sizin anlattıklarınızdan şunu hiç anlamadım. Yani siz bir düğüne gidiyorsunuz. Ya. Asiye yanınıza geliyor. Sonra tesadüfen Ergün size bir adamla geliyor. Yani nasıl gelebilir ki size bir şey konuşmazsanız etmezsiniz. Nasıl bir adamı sizin yanınıza getirebilir? Siz niye kahvaltıya gittik ya. Anladım da Çankırı nere, Erzurum nere? Niye siz kızınıza bir şey yapacak diye düşünüp kız Çankırı'da okumuyor ki? Hayır. Çocuğunu tanıyorum ya. O bana kızı kendini düşünmüyorsan kızlarını düşün dedi ya. Bak. Ya siz ondan dolayı telaş ettiniz. Ben zaten psikolojik baskıya girdim. Anladım, ben biz o gün gideceğimiz Asiye'nin yanında görüşmüştük. Asiye biliyordu bizim gideceğimiz kafeyi. Ben vallahi bilmiyorum. Ben seni tanımıyorum bacım. Ben gitmedim ki bir yere. Ama Asiye'cim ama sizin yaptığınız işlerde de biraz sermaye lazım şimdi. Birileriyle de tanışacaksın yani. Bak Müge Hanım geçip ben... Tamam bu adam ev buluyordu. Evdeki kadınları nasıl bulacaksın? Birileriyle de konuşmak lazım. Ben o kafeterine hayatta girmem.
Nereye girmezmiş? Kafeterya mı diyorsun? Ne diyorsun? Ben oraya girmem ki. Kafeterya. Ben girmem. Vallahi girmem ben. Kafeteryaya senin girdiğini söylemiyor ki, düğünde karşılaştık diyor ben zaten. Ben bir kere düğüne gittim. Tabii ki. Tamam, düğünde. Hangi düğün ya? Ben ya düğüne gitmedim. Gitsem gittim de hangi düğünmüş bu? Hani ben artık... Ergün Bey, o eve getireceğiniz kadınları nereden bulacaksınız? Bir şekilde birileri de tanışmalısınız yani. Ama bir saniye, ben de dedim ki ne düğünü? Bu düğünde illaki tanıyan bir tek olmadı. Tanıyan illaki vardı. Hangi düğün? Amarası da vardı. Tamam, bu canlı yayındaki hanımefendi de bir şey söylemek istiyor. Gitmediğim bir şey nasıl gittim? Yapmadığım bir şey nasıl yaptım diyeyim. Tamam, bir şey söylemek istiyormuş. Buyurun hanım. Müge Hanım. Efendim. Bana Ergün Bey şunun cevabını verebilir mi? Ergün Bey burada birçok kuyumcuyla anlaşmalı olduğunu söylüyor. Bir bunun cevabını vermesini istiyorum. Bir de elimde senin gibi dünya kadar kadın var. Ben bunların hepsine de aynı işi yaptırıyorum. Bunları söyleyen kendisiydi. Bir de bunun cevabını istiyorum mümkünse. Ya sen bu yalanı nereden buldun? Yanlış anlamadı. Sen boyuna bizimle geniş geniş konuşuyorsun da. Ergün Bey, sen bunları söyleyen sizsiniz. Ya bir saniye. Bu işi yapan gel. Bir saniye. Sen kiminle geldin benim yanıma? Bana onu söylesene sen. Ya onu açıklasana. Asiye ile geldim. Bunu da çok iyi biliyorsunuz. Sen kiminle geldin yanıma? Asiye ile geldim, bunu siz de çok iyi biliyorsunuz. Ya bir cevap verir misiniz? Bir benim öyle bir şeyim yok. Sen kiminle geldin benim yanıma? Bana onu söyle. Kendiniz de çok iyi biliyorsunuz. Sen de iyi biliyorsun kiminle geldiğini. Kendiniz de çok iyi biliyorsunuz Asiye ile. Yanınızdaki kadınla geldiğimi de çok iyi biliyorsunuz. Ya... Kendinizi kurtarmaya çalışıyorsunuz ama maalesef kurtaramayacaksınız. Sen kiminle geldin benim yanıma? Onu söyle. Ya kiminle geldin onu söyle, sen söyle. Siz Ergün Bey, siz hiçbir zaman... Evet, siz söyleyin buyurun. Sen söyle kiminle geldin, o söylemiyor tam, sen yok, söyle. Yok, gerek yok Müge Hanım, o iyi biliyor. Canım kiminle geldiyse söyle, kiminle geldi. O iyi geldi? Biliyorsa... Ya, Müge Hanım, söyle, onu bırakmak bana bir anlamı yok. O iyi biliyorsa, sen de iyi biliyorsun. O iyi biliyorsa kiminle geldiğini... Sen de iyi biliyorsun. Ben biliyorum diyorum. Hocam, biliyorum. Peki o zaman ne fark eder ismini söylesin? Onun şu Ahmet'le geldim, hani diyor ya, Mehmet'le geldim demesi. O değil hocam, benim kızdığım şu. Bak ben ne diyorum, yaptım. Benim kızdığım şu. Ya önemli olan senin yanına gelmiş olması. Senin çağırmış olman. Ahmet de gelir, Mehmet de gelir. Yanına hocam oranı lastiklendiriyor. Yok şunu bir diye benim kız. Bu benim yanıma tek başına gelmedi ki. Yahu tek benim kızım yok mu buraya? Sen de dikli olarak onlara gerekli imkanları temin ettin mi? Çağırdın mı? Ona gerekli bir ev, yer, bark bir şey gösterdin mi? Birlikte olsunlar diye biriyle. Evet. E bitti. Yani bunun hala şekli şemali mi var yani? Hayır, kiminle geldiğini konumuzla ne alakası? Müge Hanım, gerçekten bu insanlar çok tehlikeli insanlar. Işte şey diyor ya. Buna alıyordum, veriyordum. Yok, hayır, atıyorum diyor. Hollanda Başbakanı'yla yani geldi. Bir şey, yani ne diyeyim ben buna? Hayır, ne değişiyor yani? Hollanda Başbakanı'yla mı geldi? Yani ne değişiyor yani? Hani bu uluslararası bir sır mı var? Ne var yani? Kimle geldi yani? Ne? Demek istediğim şu Müge Hanım, hani diyor ya. Açıklasın Müge Hanım, buyursun. Beni satmaya kalktı ya. Kime satmışım? Kime evlilik teklif etmişim? Ben de diyorum ki sevgilinle gelip de bana ne yalan söyleyip de okuyorum diyor. Tamam, sevgilisiyle Ergün mi geldi Bey. Yani? Tamam, yalan ya. Ergün Bey. Sevgilisiyle mi geldi? Evet. Tamam, sevgilisiyle geldi. Senin gösterdiğin yerde kaldılar, sonra gidecekler. Sen nasıl tanıştın onunla yani? Seninle bağlantısı nasıl sürdü? Ben bağlantım ne? Yok, sevgilisiyle zaten ben sevgilisiyle kesinlikle yalan. Sevgilisiyle geldiler, ben sevgilisini tanıyorum zaten. Sizin eve mi geldiler? Yok, gelmedik. Benim dükkanıma geldiler. Ne evime ne ya? Niye senin dükkana geliyorlar? Ya ben yer buldum ya o zaman, apart işler yapıyordum, bilmiyorum, gelmiyorum, gizlemiyorum ki. Kaç tamam. Kere gördün bu kadını Ergün Bey? Ya bir kere ya. Bir kere gördüm. Ya iki kere. Sevgilisiyle geldiyse seninle o yer pazarlığını sevgilisi yapmıştır. Kadın yapmaz. Dolayısıyla senin bu kadını hatırlayabilmen için bu kadınla senin bir süre görüşmüş olman ve uzun süreli konuşmuş olman gerekir. Yoksa şimdi hocam, sen, şöyle sen demek istediğim, her sevgilisiyle dur, bak, hocam, gelen kadını hatırlayabilme şansın hocam, yok. Hocam seni bak görmedim dedi, hani bunu dediğin şu konu. Ben devamlı zaten o insanlar bunu görüyorum ya çarşıda. Ya çarşıda görüyor, çarşıda. Hani devamlı... Dur sen bir ya. Yani ben, hani benim yanıma geldi bir kere iki kere. Devamlı ben bunları çarşıda zaten görüyorum. Bu kadının sürekli aynı sevgilisi var o zaman. Ergün Bey, konuyu saptırmayın. Konuyu saptırmayın. Bir yani soruma cevap verir misiniz? Elimde çarşıda bir sürü kadın var diyen sizdiniz. Ya nerede? Ya anlaşmalı ya, burada kuyumcularım bak, var ya, diyen sizdiniz. Çankırı davacısı var diyen sizdiniz. Onu tanıyorum. Onları niye tanımıyorsun? Ya bu adam hepsini biliyorum.
Ya söyle de getir o zaman lan. Kimi tanıyorsan. Siz eğer söylemiş olsaydınız emin olun ben de söylerdim. Söylemediniz. Çünkü ben kabul etmediğim için siz bunu söyleme gereği duymadınız. Sadece tehditlerle yetindiniz. Madem kabul eğer söylersen sizi öldürürüm, seni öldürürüm de tehditlerle yetindiniz siz. Siz seni, bu kadarsınız işte. Seni mi tehdit ettik biz? Ya bacım bu kadar yalan söyleme ya. Evet, siz tehdit ettiniz. Yediğin ekmek gözünün önüne dursun. Valla dedi sen ya. Ya kaçamayacaksınız. Yalan, kendinizi kaçıramayacaksınız hiçbir yere. Bunu bilin yani. Valla yavrum biz kaçmayalım. Gerekirse emniyet güçlerinde de gideceğim. Aynı ifadeyi vereceğim. Ama size ceza almanız için de elimden gelen her şeyi yapacağım. Sağ olun. Buna emin olabilirsiniz. Sen yalanla dolanla bir yere varama. Yine Çankırı'dan var acaba. Dur bakın beyefendi günaydın. Alo. Günaydın Müge Hanım. Hoş geldiniz yayınımıza. Buyurun. Hoş buldum Müge Hanım. Müge Hanım, ben Ergün Bey'i otogardan tanıyorum. Evet, bir gece ben Tekirdağ'a gidecektim. O yüzden arabam beklerken biraz alkol almıştım. Baya alkol almıştım. Ben köşede hani kimse görmesin diye gizli gizli içiyordum. Ergün Bey yanıma geldi. Alkolün var mı dedi. Var dedim. Hani baya vardı. Baya bir oturduk içtik sabah karşı falan. Ankara otogarında demişsiniz öyle mi? Evet Ankara otogarında. Evet. Ne 5-6 ay önce. 5-6 ay. Evet 5-6 ay. Evet. İşime başladım. Ondan sonra dedi sen ne iş yapıyorsun falan. İşlerimi anlattım. Tekrar gitmek zorundayım dedim. Gurbete gitmek zorundayım dedim. Dedi ki gitme dedi. Ben burada sana iş ayarlarım dedim. Ne işi dedi. Dedi yanımda dedi, bayanlar var dedi. Onlarla istediğin gibi dedi ilişkiler kurabilirsin. Onların satıyormuş herhalde. O işlerle uğraş dedi. Hani onu da yapmak istemiyorsan dedi. Benim diğer tezgahlarım var. Uyuşturucu tarzından. Onlarla uğraş dedi. Dedi ben sana iş kalacak yer her şey ayarlarım dedi. Ben de yeni evli olduğum için daha o zaman bir aylık falan evliydim. Hemen direkt uzaklaştım. Nasıl öyle bir şeye ben giremem. Bana bakma ben söylemiyorum. Kardeşim adınla sanınla yalan doğru bir dinle. 5-6 ay evvel mi karşılaştık kardeşim beraber? Evet otogarda 5-6 ay. Tamam ya bir saniye ya. Bak ne güzel konuştum. Bir de beni dinle. Bu otogarın 5-6 ay evveliye giderim. Kameradır. Ben 5-6 aydır oradan illaki çıkarım. Nerede oturmuşuk, nereye gitmişim. Vallahi. Hani konuşurken biraz dikkatli ol. Öyle yalanı dolanı bırak. Aa hepsini çıkarsınlar. Anladın mı kardeşim? Ha, bu koskoca otogar illaki. Güzel abi, bir saniye kardeşim. Tam, biz bir otogarda bir deliğe girmedik. İllaki bu otogarda bizi çekecek bir taraf. Hani bir çekecek da. Çekemedi. He. Ne oldu? Yalanı kardı mı gelmiyor? Evet buyurun beyefendi. Bak güzel abicim. Şimdi zaten benim adım da soyadım da her şey zaten Müge Hanım'ın şu an şeyinde var. Araştırsınlar. Benim hiçbir şekilde sizinle bağlantım yok. Benim de yok. Benim yaşadığım şehirle senin şehrin çok çok farklı. Yani çünkü ben şeyi tanımam. Yanındaki ablayı da tanımam. Kardeşini de tanımam. Kardeşim, ben bunu seni bizzat çok iyi tanıyorum. Ya bir saniye kardeşim. Tanıman veya tanım. Bir tane de sana kötü bir şey demedim. Diyorum ki ben seni tanımıyorum. Ya illa ki bir yerde oturduysak, illa ki bu otogarın içinde bir tarafa gitmiştik, yazıhane bu kamerada illa ki çekmiştir. Sen mi doğru söylüyorsun, ben mi doğru söylüyorum, gökyüzüne çıkar, ben seni tanımıyorum. Yani konuşuyorum da biraz destekli konuş. Madem konuşuyorsun yalan, buraya suçluyorum da. Sen gibi suçlar. Tamam. Koskoca Ergün Bey, hepimiz yalancı, siz doğru söylüyorsunuz. Tamam, özür dilerim. Hepimiz yalan söylediğiniz için özür dileriz, tamam mı? Yani biz ne söylersek söyleriz, siz yalan diyorsunuz zaten. Kardeşim ben yalan söylüyorum, bak yine. Yalan veya doğru diyorum, dikkat et kulağıma. Diyorum ki bu kamera illa ki bizi çekecek. Ben çekilmiyorum diyorum bak. Ben seni tanımıyorum, ben senden oturmadım. Bakmadım, ben bu kadar hani eminim kendimden. Sen neyin? Bu diyor, aa bak burada nerede kameralarım oynuyor. İlla ki ya köşeden, ya öbür taraftan, ya öbür taraftan koskoca otogar illa ki bizi çekmiştir. Ya bu kadar anda yalan. Kardeşim ben seni tanımıyorum bile ya. Zorluyorsun, neye zorluyorsun kardeşim ya? Abi bir şey söyleyeyim, o görüntüleri gelsen dahi montaj diye yalanlarsın zaten. Çünkü senin benim yanımdaki konuşma tarzına bak. Kardeşim sen niye getiriyorsun? Bir dur.
Orada yani bizim devletimizin eli oğlu uzun değil bu kadar. Hayırdır yani sen montaj, sen yaparsın. Onlar getirsin. Orada illaki vardır bizim çeken bir kamera. Ha? Ne kadar güzel. Kesinlikle bir şey olmuyor. Şey, konuşma girmek istemiyorum. Bak ne kadar, ne kadar güzel değil mi? Annen vefat ettiğinde senin annen ama ülkenin dört bir yanından senin annenin cinayetinin çözülmesi için insanlar bağlanıyorlar. Evet. Yani bu çok güzel bir şey. Bak Ramazan ayındayız. Pek kötü bir şey demiyor Müge. Birçok kişi de yani sahur çok geç, ya ben İstanbul için söylüyorum. Sabaha karşı bittiği için aslında birçok kişi de uyuyor. Ama akşam izliyor, ertesi gün bağlanıyor, gene bize bağlanıyor. Şimdi Ramazan ayı başka birçoğumuz için yaşam tarzının değiştiği evet, bir ay. Buna rağmen herkes hiç tanımadığı annen için bağlanıp bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Şimdi sen zaten eğer... Yani ben ona karşı değilim. Ben sadece Ergün Bey, sadece şunu anlamıyorum. Sen bir işi hem yaptığını söylüyorsun, birisi bunu söylediğinde de yapmadığını söylüyorsun. Şey yapıyorsan yapıyorsundur, yapmıyorsan yapmıyorsundur. Yani ben Hürriye kızıyorum. Şimdi bak bağlandı, doğru mu? Ben arkadaşa terbiyesiz laf mı konuşuyorum yok. Ama gitmediğim, yapmadığım, orada beraber oturmadığım bir şey... Bidin. Hayır, adamın adını vermiyorum, sanını vermiyorum, fotoğrafını vermiyorum. Bende var hepsi. Yani bu adam buraya bağlanınca yalan ben, söylemekle eline ne geçecek? Ben de sana diyorum işte ben bağlandığına kızıyor mu? Kızmıyor. Ha. Ben ona kızmıyorum. Ama yapmadığım bir şey nasıl? Ben orada beraber oturdum, içkimi bilmem ne sor. Yani sormadım. Ergün Bey sen bu insanlarla konuşmazsan bu işi nasıl yapacaksın? Hangi işi Müge Hanım? Yaptığın işi. Yok Müge Hanım, yemin ediyorum ben tanımam görmem ya. Beni bir ekrandan alın bir dakika, sesimi de keser misin Merve? Senin alıyor musun? Nasıl bulacaksın? Yani ben öyle bir şeyden ihtiyacım kalmıyordu. Hiçbir şeyden değil. Ama yapmadığım bir şey nasıl yaptım diyeyim. Hayır, nasıl oturdun? Şimdi bak bana aynı lafı bir daha söylemem. Nasıl bulacaksın? Yani birileriyle tanışmadan bu işi nasıl yapacaksın? Yapmadım ki Müge Hanım. Ben bu zaman önce ya yaptım daha diyor. İlk bir önceki reklamda evet demedin mi? Yani önce yaptım diyor. Bak itiraz mı ettim? Ama öncesi şimdi, sonrası şimdi de yapıyorum dedin ya. Yani ya Müge Hanım bu yani bir sen zorlarken biraz yapmadın. Hayır, Çankırı'da siz günlük evlerde ne yapıyorsunuz? Ergün Bey siz ve tanıştınız. Ne yapıyorsunuz o evlerde? Bir şey yapmıyor muyum yarım? Ne yapayım ben? Temizlik yapıyorlar. Hayır ne yapıyorsunuz? Günlük ev kiralanıyorsunuz ya. Ne yapıyorsunuz o eve gidince? Ne yapılıyor? Ya ben söylüyorum bir yarım. Önlerine arkadaş geliyor gidiyor evine. Önlerine yani arkadaş ev arıyor gidiyor evine. Ama ben açıklıyorum. Bana gelip de burada şimdi karşımda bak yalan söylüyorlar. Yalan söylüyor. Kim yalan söylüyor? Ha karşımda şimdi o da. Kim? Şey. Bağlanan kadını söylüyor. Allah'ım bana da sabır ver. Gerçekten sabrımı sınamak için bu programda her şey yapılıyor da ben de gayet sabırlı ve terbiyeli davranmaya çalışıyorum. Tamam mı? Yani hepimiz biliyoruz zaten ne olduğunu. Hani niye bana şimdi sabah sabah bunları konuşturtuyorsunuz ki yani? Ben şimdi niye bunları söylüyorum ama? İstemiyorum böyle şeyler söylemek. Bana da günah. İstemiyorum, benim normal lügatım da böyle değil. Ya gel ben de istemiyorum ama siz ne olsun ki? Ya, herkes ben, yani yapmadığım bir şey, nereden tanımadığım bir şey. Nereden bulacaksın o zaman adamları? Konuşmazsan nereden bulacaksın diyorum. Birileriyle konuşacaksın, anlatacaksın ki millet de ona bağlanıyor. Bunu söylemezsen nereden bulacaksın? Kadınlarla konuşmazsan kadın nerede bulacaksın? Erkeklerle konuşmazsan erkekleri o evi nasıl ayarlayacaksın? Nasıl yapabilirsin ki? Yani benim ya. Öyle bir şeyle işim yok ki. Onlar hani ben... Yani şu adam avukat tamam mı? Evet. Yani çok özür diliyorum şu adam dediğim için sinirleniyorum artık. Tamam yani bu avukatlık yapabilmesi için her gün sonuçta içtihatlar değişiyor, kanunlara bir şey ekleniyor, bir şey okumak zorunda. Anlatabiliyor muyum? Eğer onları okumazsa verdiği bilgiler mahkemede de sosyal yaşamında da onun işine bir şey sağlamaz. Onun işi okumak. İyi yazı yazmak zorunda. Tamam mı falan. Şimdi onun için okumalı ve yazmalı. Senin yaptığın işte de sen de insanlarla tanışmalısın. Yarım tanışmalısın. Bahane diyor. Dinle. Güzel tamam, konuşuyor. Tanışıyorsun ben, ama otogarda ya, tanışmadın mı yani? Ben gitmedim Müge Hanım. Tamam. Onu da tanımıyorum bile. İyi tamam o zaman. Ya sen biraz evvel dedin ki yanındaki ay, arkadaşıyla geldi. Ben de onlara yer gösterdim. Onu diyorum. Ben bir dakika. Kızdım, bir dakika. Tamam bak. Bunu kabul ediyorsun. Kanunda özür dilerim. Bu işi yapanlarla yaptıranlar bu kişilere yer temin edenler, o işin yapılması için her türlü imkanı hazırlayanların suçu yapanlarla aynıdır. Yani sen şimdi yanında gelen erkeğe hanım vermesen de
hanımla erkek beraber gelseler ama onlara birlikte kalmaları için kanuni ismini kullanmıyorum ne yapmaları için yer temin ettiysen, onlara imkan sağladıysan, onların istirahatlerini temin edici ortam temin ettiysen o aynı suça giriyor. Yapanla yaptıranlar, yer temin edenler aynı suçu işlemiş oluyorlar. Daha neyin boşuna burada nefes tüketiyoruz ya? Yalnız geldi, beraber geldi. Yalnız da gelse aynı kapıya çıkıyor, beraber de gelse aynı kapıya çıkıyor. Hocam bak güzel konuşuyorsun, tamam doğru. Ama benim kızdığım konu şu. Şimdi bağlansın. Ama benim gitmediğim, yapmadığım, konuşmadığım bir şeyi nasıl yaptım, ittim diye. Ya tamam o zaman yani sen de ne yanıyor böyle geldiğinde o insanlar bana apart kiralı diye çakırdı. Seni görünce gelip böyle yapışıyorlar. Mıknatısınız mı var sizin ya? Sen biraz evvel dedin ki bu yanındaki arkadaşıyla geldi. Ben de onu bir yer gösterdim. Hocam ona itiraz etme benim. Şimdi örneğin... Ya bu, senin söylediğini söylüyorum. Tamam hocam ben de diyorum şu arkadaş yabancı. Ben şimdi otogara gitmişim. İçkin var mı demişim bilmem ama yapmadım, gitmedim, tanımıyorum. Ben buraya kızıyorum. Ya ne diyorsun tanımıyorum. Biraz önce diyorsun tamam ben kim olduğunu hatırladım. Yalnız gelmedi. Yanındaki arkadaşıyla geldi. Ben de onlara yer temin ettim diyen sensin. Kameralar şu anda ortaya çıkarır sana bu ifadeni, bu konuşmanı. İlk geldiğinde de söyledi. Hatta 20 bin liraya kiralıyorum dedi. Yani boşuna seni yoruyoruz kendimiz ya. Vallahi ses telleri... Vallahi aynı şeyi on defa söylüyor. Onun söylediğini diyoruz, o yine yok diyor. Boşuna konuşuyoruz yani. Anlaşamadığımız bir yer var da nereye oraya çözemiyorum yani. Anlaşamadığımız yer ne biliyor musunuz Ergün Bey? Sizin bu yaptım dediğiniz işleri Allah'a şükürler olsun herkes yapmaz. Ölür acından gene yapmaz. İnsan yanındaki kadını, karısı dediği kadını vesaire onun üzerinden para sağlar. Tamam bir gel ben sağlamadım. Atar kendini köprüden. Atsın da zaten. Atsın bir gel ben tamam. Sağlamadım. Ama yanındaki kadını başkasına peşkeş çekmez normal erkekler, tamam mı? Bu zaten anormal bir durum olduğu için ahlaken. Tamam mı? O yüzden işte Nurgül'ün dediği gibi gece 3'te içti kapıma dayandı, elinde silahı vardı. Anneme vurdu, annem yüzüstü düştü. Sonra annemi bulduk işte Şevki Hoca anlattı ölüm sebebini. Kadın yüzüstü düşmüş, arkadan boğulmuş, ellerinde topraklar vardı. Topraktan güç almaya çalışmış vesaire. Bunları arka arkaya koyduğumuz zaman o yüzden insanlar bağlanıyorlar ve söylüyorlar. Bu bir dizilimdir. Anlatabiliyor muyum? Normalde 50 yaşında bir adam 75 yaşındaki annesinin kapısına gidip anne 3000 lira 65 yaş maaşı alıyormuşsun ver bana anneminkini babamınkini de demez. Aynen. Demez. Hayır, ben Allah hiçbir zaman demedim. Kurban oldum Allah'ım. Şu an bizi izleyip çocuk sahibi olamadığı için üzülenler vardır. Hastane köşelerinde uğraşanlar vardır. Hanımlar beyler bazen de bazı şeylere olur demek lazım. Hayırlısı buymuş demek lazım. Bak bu önemli bir şey. Allah tüm isteyenlere nasip etsin evet, ama. Amin. Allah kusura bakmayın. Sizin gibi evlat vereceğine evlat diye inletsin. Hiç bak ben kendi adıma söylüyorum. Belki bana katılmayanlar olabilir. Ama ben 75 yaşında hala daha gelip benden para isteyecek bir evlattansa evlat diye inlemeyi tercih ederim. Alırım kedi bakarım, köpek bakarım, kuş büyütürüm. Çünkü normal değil. Sana normal geliyor. Ama normal değil. Değil. Sen de bunu anla. Ne normal değil Müger? Ben tamam ne normal değil de ben ne kadar anlatayım. Şimdi yayınımıza, stüdyomuza gelen bir beyefendi var. Can Erdoğmuş. Acil bir kaybı var. 14 yaşındaki otizmli oğlunu aramak için gelmiş. Ekrana verelim. Özgür Erdoğmuş. Dün İstanbul Beyoğlu Kasımpaşa'dan kaybolmuş. Üzerinde lacivert mont, siyah eşofman ve ayağında siyah ayakkabı var. Konuşabiliyor, adını da söyleyebiliyor. Fakat çok çekingen bir çocuk. Kimsenin yanına gidip bir şey de isteyemezmiş. Kaybolduğu gün de evden her zaman gittiği markete doğru gitmek için çıkmış ancak bir daha geri dönmemiş. Videomuz da var. Hadi Efe. Yok Efe. Hadi bilek tutun. Söndür. Kaça gidiyor Efe? Hadi bravo. İyi doldun. Dün efendim yine söylüyorum İstanbul Beyoğlu Kasımpaşa'dan kaybolmuş. Saat kaç gibi kayboldu Can Bey? Saat 9 gibi çıktı. Sabah. Yok akşam. Akşam 9 gibi çıktı. Biraz hava alayım dedi.
Ama sürekli çıkıyor, geliyor. Her zaman yaptığı şeydi. İlk defa değil yani. Bulur şimdi izleyicilerimiz onu. Hava da sıcaktı ya. Evet. Belki parkta falan, dün de tam böyle seçim telaşesi vesaire, belki bekçilerin ya da zabıtaların dikkatini de çekmemiş olabilir. Ama inşallah bulmuştur onu ya emniyet yetkililerimiz ya bekçilerimiz, zabıtalarımız. Ekrandan göstermiş olalım. Sizlerden haber bekliyoruz. Çekingen bir... Aslında çocuk şube falan bulsaydı adresini falan söyleyebiliyor mu? Telefon numarasını biliyor mu? Yok, bilmiyor. Bilmiyor. Tamam, o zaman bulalım, ona bir sevgi izi de yaptıralım. Buluruz şimdi onu. İzleyicilerimiz biraz daha dikkatli etrafa bakınırlarsa. Şey bir çocuk mu? Saldırgan bir çocuk mu? Hayır, yanına... hayır. Sakin bir çocuk. Evet, evet. Onun da altını çizelim. Herkes bir dışarı çıkıp bakarsa inşallah size de güzel haberi veririz. Merak i̇nşallah, etmeyin. Inşallah. Bu arada benim yufkacı abim, Mustafa abim hoş geldin. Dediler ki Mustafa abi geldi. Dedim ki yufka getirmiş mi? Getirmez olur mu sen Nigar? Gel gel Mustafa abicim. Mustafa abi benim çok kıymetlim. Çünkü biliyorsunuz o koca elinden stüdyomuzu 50 yıldır görmediği kardeşini aramak için gelmişti. Sonra kardeşini bulduk. 5 yıldır bizi hiç bırakmaz. Bu her senin, zaman gelir. Bu da annen Naydet'in. Ay çok teşekkür ederim. Buna da 750 gram şeker yeter, kadif yeter. Bu ne ki? Bu kadif. Tel kadif. Kadayıf. Evet. Ya geçen gün de Zuhal'in programında gördüm. Dedim ki ben de bir yapsam dedim. Kim şimdi uğraşacak buna dedim. Şerbeti fazla koymayacak. Acı koyuldu mu hafif bana yakmayacak şeker döktü ama 750 gram şeker yeter buna. Yani bir tek bunu tek yapılacağı şerbeti ısıtıp üzerine dökmek mi? Başka bir şey yok. Ha bu hazır böyle. Ağırı bir yere gittim, rahmi bir yere gittim. Hepsini birer tane kadif getirdim. Hepsini yufka getirdim. Çok teşekkür ederiz. Ya sen ne tatlısın, bizi hiç bırakmıyorsun ya. Ben... Nasıl yufka satışları iyi mi? Çok şükür Mevlamıza. Ama senin yufkaların da çok güzel. Bu arada ben... tamam. Bu arada ben tabii Mustafa abinin getirdiği yufkaları çiğ yiyorum çocukluğumdan beri. Şimdi ben sana şunu söyleyeyim. O yüzden çok güzel. Bak ağzım sulandı. Gel sana şunu söyleyeyim. Ne söyleyeceğim? Ben bir arkadaşla 2500 iddia girdim. Sen ekrana çıkarmaz da dedi. Ben de çıkarım dedim. Hı. 2500 lira para bıraktım. O da bana 2500 verecek. Ekranda görerse. Anlamadım. Sen söyle bakayım. İddiaya mı girdin? İddiaya girdik. Sen ekrana çıkarmazlar dedi. Ben de çıkarım Müge abla ben dedim. Çıkardı sana 2500 lira para vereceğim dedi. O zaman kırışalım 2500 lira. Tamam olur. 1250 senin, 1250 benim. Bir de şunu diyeceğim. Bu kadın yüzde bilmem kaç engelli. İnan ki 140 kilo araba falan çekmiyor. Buna mümkünse bir akülü arabayla. Ben kendim diyalize gitmesin. Şimdi çoktan gelecektim. Diyalize gidiyordum hafta 3 gün. Bir de bizim akülü araba biraz ağır mı olduğu için şey yapıyor? Yok yok, akülü araba çekiyor, öbürü çekmiyor. Tekerlekli çekmiyor. Vallahi şimdi... Daha şimdi yazdı Ahmet Yüce, dedi ki yarın ben 10 tane akülü sandalye göndereceğim dedi. Ahmet Bey'in gönderdiği akülü sandalyelerden birini de ona verelim. Bir de... Başka da ne? Başka bir şey istemiyorum. Bir de sizin yerinize gidiyorum ya ben. 4 tane araba çekiyor, hastalara yetişmiyor. Eğer mümkünse dedi doktor bey. Bize 3 tane tekerlekli sandalye mümkün mü dedi. Ona da mümkün. Nerede diyeriz merkezi? İzmit'te. Tamam, ona da göndeririz. Sen giderken yanında götürebilirsin otobüste. Getiririm, getiririm, getiririm. Tamam, sen götür, doktor bey de selamlarımızı ilet. Bahşişim, ben Arap'a günse tatlı göndereceğim, yine yufka göndereceğim. Bu sefer otobüsten göndereceğim, bugün geç kaldım. Akşamdan gelecektim ve gelemedim, onun için imkanı olmadı. Senin bugün kalacak yerin yoksa ben seni misafir edeyim. Tamam, bugün misafir edersem beni. Tamam. Çarşamba günü de burada olurum. Tamam. Perşembe gününe kadar zaten gitmiyorum diyelize. Cuma cumartesi gidiyorum. Tamam. Sen kal istediğin kadar. Olur. Kal seni Eyüp Sultan'a götürsünler. Peki, teşekkür ederim Müge Hanım. Sen bize kıymetli misin ya? Ben, sen de bizim canımız kardeşimizsin her zaman için. Canım benim, sağ ol. Sen yani sağ ol. Ben hep bir aile izliyorum ya. Bak şimdi bazı insanlar gerçekten nankör oluyor. Bak ona hiçbir şey söylemiyor. Şimdi kimler olduğunu söylemeyeceğim. Bazı insanlar da yani nankörün tam karşıtı nedir bilmiyorum. Hani zıttı nedir? Nankör vefalı değil mi? Bazı insanlar da o kadar vefalı ki Mustafa abi gibi... yani mesela onun getirdiği yufkaların benim için gerçekten çok kıymetli. Onun unutmaması, ben hani buraya gelmesi, onu da getirecektim. Duaları. Onu da getirecektim. Niye? Fakat araban müsait olmadı. Acele acele etti. Hatta nüfus geldi falan derdi. Abi bırakmış. Yufka bahane, sohbet şahane. Tabii. Ben senin gönlünden bahsediyorum. Tamam, teşekkür ederim. Bir vefalı daha konuğumuz oldu. O da Mustafa amca gibi bizi hiç bırakmayan Muzaffer Karacan. Muzaffer abi de benim çok kıymetlimdir. Biliyorsunuz onun eşi de kolundaki... Bir bilezik için alt komşu tarafından öldürülmüştü. Hep aslında benzer şeyleri işliyor. Olacak iş değildi, gencecik çocuk. Gitmişti Muzaffer abinin karısını Antalya'da, bileziği için evet. Antalya'da öldürmüştü. Evet. Muzaffer abi de bizi hiç bırakmaz. Arada söylüyorum, söylemiyorum, karışıyor. Muzaffer abi gel, seni de çok özledim. Çağırın bir Muzaffer abiyi ya bayramdan sonra. Hakikaten. Bir dakika, Muzaffer abi de limon çıkar, limon gönderir. Portakal çıkar, portakal gönderir. Domates, biber gönderir. Bir tek bana mı? Herkese. Yani... Muzaffer abi, annem de senin eşine o kadar çok hayır duası ediyor ki bak işte nereden nereye.
her böyle yerken senin eşine dua ediyor. Diyor ki domates göndermiş. Bazı insanlar çok vefalı. Evet. Ama dediğim gibi Allah'a şükürler olsun. Biz domatesi alamayacağımız için değil, yufkayı alamayacağımız için değil. Ama bu baldan tatlı. Bir o de, yüzden çok teşekkür ediyorum. De, bir de şey, dur, sonra konuşacağım ben seninle daha ne yapıyorsan. Gel otur Muzaffer abicim sen. Her şey. Gel otur. Teşekkür ederim. Gel. Gel yanımıza. 2500 değil 3000 lira. Rami Bey'in yerine oturdu. Abi 1500-1500 kırışıyoruz, tamam mı? Derhal ne demek? Ne demek? Derhal alabilirim. Tamam 1500-1500. Tamam sen parayı alınca artık. Ne yapalım bari biraz. Oraya da oturdu. 2500 olsun 3000. Ay, yani hayatta çok güzel şeyler de oluyor. Aslında bunları da o yüzden göstermek istiyorum. Çok güzel şeyler de oluyor. Sen bana bir şey daha söyleyecek miydin tekerlek sandalye? Nereye verdin? Hah, bugün aramızda 3 tane arkadaş varmış. Özlem Karakuzu, Özge Polat, Kezban Çelik. Onlar da eli kolu dolu gelmişler. Ellerinizi kaldırır mısınız lütfen? Herkes görsün. Gelirken onlar da 2 tane tekerlekli sandalye getirmişler. Allah hayrınızı kabul etsin. Daha çok versin inşallah. Daha çok yardımlar yapabilin. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Çok kıymetli bu yardımlarınız. İzlediğiniz için de teşekkür ediyorum. Dediğim gibi hayatta güzel şeyler de oluyor. Biz hayatın biraz garip taraflarını belki daha çok dile getiriyoruz ama güzellikler çok daha kıymetli. Yarın görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.